kulağından al sesi, yüreğinden sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında açılık sohbeti yaptıkları program Farklar Ezen bir kez daha yaptılar. Ben Enver Arslan, iki dev isim Atahan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Aktı'yla stüdyoda hazırız ve TCK TV reisinin hazırladığı Tay TV ile ortak yayınlanan programımızı başlatıyoruz. Analiz et tck.org bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Aynı zamanda Twitter kullanıcıları için canlı yayını interaktif hale getirebilmek mümkün. Düzenli izleyicilerimiz biliyorlar. #FarklarAnaliz. #FarklarAnaliz yazarak her türlü soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Canlı yayında burayı takip ediyoruz. Olabildiğince farklı bulduğum, yayına taşımamız gereken mesajlarınızı da yayının içerisine katacağımı bir kez daha söyleyeyim. Yoğun bir gündemimiz var. Tartışmalı ve tartışmasız koşular, galibiyetler var. Her biri için önce her zaman olduğu gibi açılış sözlerine ihtiyacım var. Atan abi. Nasılsın? Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Herkese iyi akşamlar. Vallahi güzel bir hafta geçti. Güzel de bir hafta bizi bekliyor inşallah. Sevgili Ömer yine akışımızı böyle geniş tutmuş. 29 maddelik bir akış bitirmeye çalışacağız inşallah. Yine tabii katkı bekliyoruz izleyicilerimizden. Kızıyorlar bize bazen okumuyoruz diye ama aslında hepsini okuyoruz. Çok dinlendiremiyoruz belki. Bugün okumaya çalışırız. Tabii sezonun aslında değişik bir dönemini yaşıyoruz. Yani Ekim ayına geldik. Normalde bizim artık Adana'dan, İzmir'den, işte hipodromlardan haberler vermemiz lazımdı. Oradaki hazırlıkları göstermemiz lazımdı. Hatta gelmeden sevgili Mehmet abiyle, Mehmet Diker'le de bir konuştum. Adana'daki bana çalışmaları anlattı. Dedim ki valla şey değişti artık. Hani bu pandemi nedeniyle sezonlar değişti. Daha İstanbul sezonu çok güzel bir yerindeyiz. Yani hiç öyle bitecekmiş gibi gelmiyor. Takvim daha çok varmış gibi gözüküyor. Tabii Cumhurbaşkanlığı koşusu, Cumhuriyet koşuları, internasyoneller daha koşulmadı işte. Taylara ait grup yarışlar, dernek koşuları hepsi bekliyor. Dolayısıyla daha o mevsimsel olarak belki biraz hani kışı, sonbahar hissetmeye başladık ama sezon olarak daha hissetmedik. Dolayısıyla öyle bakınca da güzel bir dönemde önümüzü bekliyor diye düşünüyorum. Güzel konular var. İnşallah güzel bir sohbet edeceğiz bu akşam. Süleyman abi. Valla tabii çok güzel konular var. Yine çok sevinçliyiz. Aldığımız Aygır'ın yavrusu grup 1 kazandı. Yani Türk atçılığı adına çok mutluyuz ve gururluyuz yani bu hafta. Onu da konuşacağız birazdan. Evet. Aygırlarımızın başarıları, temsilcilerinin başarıları devam ediyor. Birkaç cümle edeceğiz birazdan. Tweet de yurt dışı yaşayacağız ki Super Saver'ın da yavrusu koşacak biraz sonra. Yurt dışından gelen bir sosyal medya mesajını da ekranlara katacağız. Aynı zamanda bunlarla beraber ki programın ilerleyen dakikalarında bunları konuşacağız. Haftanın tweet'i olacak. Nostalji, bu akşam iki farklı nostaljimiz olacak. Bursa Hipodromu'nun açılışına götüreceğiz sizi. Aynı zamanda da bir jokey ve antrenörün kim olduğunu da soracağımız bir kupalı yarış ki o jokeyin kariyerinin başlangıcı için önemli bir nostalji koşumuz olacak. İlerleyen dakikalarda küçük bir mini bir yarışmada yapabiliriz. Bununla ilgili yurt dışı yarışa yaklaşık 4 dakikalık bir süre kalmışken zorunlu eğitim semineriyle ilgili önemli bulduğumuz bir haberi, bilgilendirmeyi sizlerle paylaşalım. Malumunuz vize yenilerken her yıl zorunlu eğitimler düzenleniyordu. Bu yıl pandemi sürecinin getirdiği değişikliklerden biri de bu eğitim seminerleriyle ilgili olacak. Zorunlu eğitim seminerlerinin yerine kitapçıklar alacak. Tüm değişikliklerin, tüm bilgilerin yer aldığı bu kitapçıkları teslim alan antrenör, jokey, jokey yamağı, amatör binici ve seyisler için zorunlu eğitim kapsamında bu kitapçıkların teslim alınması. Evet, yani aldım, okudum belgesi mutlaka imzalanacak ki vizeler tekrardan onaylansın. Evet. Geçen hafta biraz bahsetmiştik. Hı hı. Kitapçığı bekliyoruz. İnşallah biz de temin edeceğiz çıktığı zaman. Dediğin gibi işte seminerlerin bu sene pandemi nedeniyle yapılamaması söz konusu. Dolayısıyla o ona ait bir kitapçık bütün her lisans sahibi için ayrı ayrı hazırlanıyor diye biliyorum. Ya da tek bir kitapla olabilir ama parça parça alacaktır mutlaka. Her branşı ilgilendiren. Dolayısıyla onların dağıtımı söz konusu olacak. Herkes imza karşılığı alacak ve aldıktan sonra da o kitapçığın tamamından kendisiyle ilgili bölümlerde sorumlu olacak. Bu çok önemli bir mesele 2021 yılı vize işlemleri için bu anlamda. Bu PCR testleri de hipodromda başladı. O da çok iyi oldu çünkü pek çok at sahibi, antrenör arkadaşımız biz de olmak istiyoruz diyorlardı. Dolayısıyla onlar için de hakikaten çok iyi bir fırsat oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. Ve çok da yoğun bir ilgi oldu. Yani her şey şu anda iyi gidiyor, şükürler olsun. Atancığım bir de bu seyis arkadaşlar her sabah beni çeviriyorlar. Bu
idrar muayenesi için. Ha, onunla alakalı konuyu bekliyoruz. Şu anda herkes beklemedi. Hı. Onunla ilgili çalışma devam ediyor. Kulüp çok uygun fiyatlara teklifler almaya çalışıyor. Bu arada bildiğim kadarıyla derneğin de çok ciddi bir çalışması oldu. Yani bir 350 liralardan bahsediliyordu biliyorsunuz. Onun sanıyorum yani %50'ye yakın daha indirimli bir şekilde ve hiçbir yere gitmeden hipodrom içerisinde aynı PCR testi gibi yapılması. Yani hem riskin azaltılacağı hem maddi esas olarak zaten, daha. Esas zaten o yani hedeflenen şey o. Ama tabii ki işin ekonomik tarafı da önemli. Geçen hafta yapmıştım işte yani bütün lisansları yaptığınız zaman çok büyük bir para tutuyor yani ciddi bir para tutuyor. Dolayısıyla onunla ilgili de çalışmalar sürüyor. Herhalde o da yakında açıklanacaktır önümüzdeki hafta içerisinde büyük ihtimalle. Orada da herhangi bir gelişme olduğu vakit tabii bizler de duyurusunu yapacağız. Aynı zamanda hafta içi yayınlarımızı takip eden yarışseverlerin dikkatinden kaçmamıştır. Acemi tay eğitimi, tay kırmalarda ve sorunlu at eğitimlerinde de Apprent Eğitim Merkezi hocalarından destekler gelecek. Bununla ilgili de birkaç cümlemiz olacak. Ne zaman? Yurt dışında ikinci ayağa koştuktan sonra. Sevgili yarışseverler, Belmont Park'ta 3. koşuya katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları 1700 metre start gerisine geliyorlar. Bu koşuda 2 numaralı Haşın Michael Luzi ile, 3 numaralı Flowers for Lisa Luis Cardenas'la, 4 numaralı Playwright Manuel Franco ile, 5 numaralı Shalako Benjamin Hernandez'le, 6 numaralı Creative Style Eric Cancel ile ve 7 numaralı Scarf It Down Jose Ortiz ile 3. koşuya katılıyorlar. Bu koşuda kulübümüz tarafından satın alınan aygırlarımızdan Super Saver'ın temsilcisi 4 numaraya kayıtlı Playwright start alacak. Aynı zamanda da Mertkan Kantarmacı'nın antrene ettiği 6 numaralı Creative Style da koşuda start alıyor. Ve başarılar, bol şanslar diliyoruz. 1 numaralı Joy Smoking Gun koşuda start almayacak. Belmont Park'ta yağmur hiç durmadı. Kumpis sulu ve çamur. 6 numaralı Creative Style giriş hazırlığı yapıyor şimdi. Daha geri planda 7 numaralı Scarf It Down var. Haşın, Flowers for Lisa, Playwright, Shalako baksaki yerlerini aldılar. Görüyorsunuz Belmont Park'ta gerçekten şiddetli bir yağış var. Ve Scarf It Down da kulvarındaki yerini alıyor. Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi, koşu başladı. İç kulvardan 2 numaralı Haşın numarayı aldı şimdi. Haşın 1600 metre start yerini yarım boy farklı önde geçiyor dışından. Atak yapıyor 3 numaralı Flowers for Lisa. Onun dışında 7 numaralı Scarf It Down. Bir boy gerisinde 6 numaralı Creative Style. Bariyer dibinde 4 numaralı Playwright. Dışında 5 numaralı Shalako. 1200 metre start yerine doğru gidilirken 2 numaralı Haşın. Michael Luzi ile bir boy farklı liderliğini koruyor 3 numaralı Flowers for Liza'nın önünde. Flowers for Lisa geldi şimdi 2 numaralı. Haşın'ı yakaladı. 2 at tek at gibi oldular ve 1000 metre start yerini grubun 5 boy önünde liderlik mücadelesi yaparak geçiyorlar. 5 boy gerilerinde 7 numaralı Scarf It Down. Daha sonra arkasında bir üçlü var şimdi onun. İç kulvarda 4 numaralı Playwright. Dışında 5 numaralı Shalako. Onların dışlarında 6 numaralı Creative Style. 2 numaralı Haşın. Dışında bulunan 3 numaralı Flowers for Lisa'nın önünde yarım boy farkla koşuyu force ediyor ve son 600 metreye şimdi bir boyun farkıyla önde geliyor ama 3 numaralı Flowers for Lisa'da mücadeleyi bırakmıyor. Bu ikili gruptan koptular ve son 600 metre aralarında kıyasıya bir liderlik mücadelesi yaparak geçiyorlar. Onların 7-8 boy gerisinde 7 numaralı Scarf It Down, daha sonra iç kulvarda 4 numaralı Playwright, dışında 6 numaralı Creative Style, 3 boy gerilerinde 5 numaralı Shalako, 2 numaralı Haşın, 3 numaralı Flowers for Lisa. Tek at gibi son düzlüğe çıkıyorlar. Pisti ortaladılar. Dış kulvardan 3 numaralı Flowers for Lisa geliyor. 2 numaralı Haşın'ı yakalıyor. İçeride 2 numaralı Haşın, dışarıda 3 numaralı Flowers for Lisa. 3 numaralı Flowers for Lisa geliyor. İçeriden de 6 numaralı Creative Style geliyor. Şimdi sprinte kalktı geldi. Koşunun liderliğini Eric Cancel'la 6 numaralı Creative Style alıyor. Mert Kan Kantarmacı'nın antrene ettiği 6 numaralı Creative Style Eric Cancel'la 3 boy fark yaparak koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Flowers for Lisa ikinci. 7 numaralı Scarf It Down yarışı 3. olarak tamamladı. Mert Kan Kantarmacı'nın antrene ettiği Eric Cancel'la koşuya katılan 6 numaralı Creative Style Belmont Park'ta günün 3. koşusunu kazanıyor.
Son dönemin moda tabiriyle asın bayrakları asın. Mertkan Kantarmacı'nın antren ettiği altın numaralı Creative Style koşunun galibi oldu. Tebriklerimizi buradan iletmiş olalım Kantarmacı ailesine de. Ne kadar fark kapattı ya geriden. Evet. Muazzam bir yani şey. Acaba gelebilecek mi falan diye derken içeriye bir daldı. Evet. Pisti de herhalde seviyor at yani. Bayağı sulu pist yani. Baksana. Sonlar bir kez daha ekranlarda. Kamçı konusunda da elleri gayet açık. Ya da Amerika'da öyle tabii yani. Amerika'da. Yalnız bu kamçı konusuyla ilgili çok ciddi bir şekilde Avustralya'da bir kampanya başlatıldı. Çok tekrar ele almak istiyorlar. Avrupa ülkeleri de onlarla beraber çalışıyor. Değişik kararlar çıkabilir bu kamçıyla alakalı. Sayıların giderek azaltılmasıyla alakalı. Evet. Taylar özellikle. Evet. Takip ediyorum onları. Mertkan'ı tebrik ediyoruz. Bu arada bir izleyicimiz bir mesaj yazmış. Tabii bu konuda ki. Zaman zaman geliyor. Şimdi tabii bizim programımız koşullarla çakıştığı için tabii ki hani padok görüntülerini göremeyen oyuncu yarış severler oluyor ve onları görmek isteyenler oluyor. Bilmiyorum yani buradan bir arkadaşlarıma da söyleyeyim ilgili belki yapılabilir mi? Bizim çok güzel bir YouTube yayınımız var. Hı hı. Mesela programların olduğu sadece bizim programımız değil diğer akşam saatlerinde olan programlar için de söylüyorum. Mesela böyle dönemlerde acaba YouTube'daki kanalımızda sadece yarışlar verilebilir mi mesela? Orada da şöyle bir sıkıntı olur mu acaba abi? Yani direkt dışarıdan çektiğimiz yayını dışarıdan al teknik bir şey konuşuyorum. Ben bilmeden konuşuyorum. Belki yönetmenimiz de katkı yapar sana. Yani hiç bizim yayınımıza girmeden dışarıdaki Amerika yayını aynı Amerikan rejisinden bize gelen yayının olduğu halde acaba verilebilir mi diye. En sessiz olabilir tabii büyük ihtimal. Belki bilmiyorum belki seslendirilebilir de. Tabii seslendirilebilir. Yani YouTube üzerinden yabancı yarışlar devam eder full. Biz burada yine yarıştan yarışa bağlanırız. Olabilirse mesela şahane bir şey olur bence. Burada itiraz edecek tek grup olacak. YouTube üzerinden bizi izleyen yarışseverler burada izlenebilir. Ama şimdi televizyonla YouTube'un tabii izlenme sayıları çok farklı tabii yani. Bu tarafı 10 binler en azından diyorsun yurt dışı izliyor. Oyun yurt dışı yarışlarında program saatleri evet. için olabilir. Zaten YouTube kanalını 1-2'ye de çıkartabilirsin. Bir tanesinde YouTube 1'de aynı bizim yayının orijinali verilebilir. YouTube 2'de de sadece yarış verilebilir. Şeydir, evet. Ya çok güzel olabilir bilmiyorum. Bu konuda arkadaşlarımız olabilir bir şey midir, teknik bir şey midir? Bu yarış severlerimizi de mutlu etmiş oluruz. Yani haklılar. Oyun oynamak isteyenler Amerika'ya gündüz çalışıyorlar. Daha detaylı görmek istiyorlar. Onların da sesini duymak lazım bence. Şimdi geçelim acemi tay eğitimine ve sorunlu at eğitimleriyle ilgili o bilgilendirme bandına. Çok kısaca görelim. İmparator'a soracağım hemen. Acemi tayların temel eğitimi yani tay kırma ve sorunlu atların eğitimi kursu devam ediyor. Dünyaca ünlü at eğitmeninin Nicola Blondo tarafından verilen eğitim programını tamamlayan Apprent Eğitim Merkezi Binicilik Öğretmeni Ömer Cikay, problemli atların eğitimi ve start sürecinde uzman olan Gary Whitford'ın eğitimlerine katılarak bilgi ve tecrübe kazanmış olan Apprent Eğitim Merkezi Binicilik Öğretmenleri Ömer Cikay, Kıvanç Cemil Tüysüz ve Ramazan Demirkıran tarafından acemi tayların temel eğitimi yani tay kırma ve sorunlu atların eğitimi konularında at ilgililerine verilmekte olan uygulamalı kursa devam edilmektedir. Eğitim, başvuru sayılarına ve meslek gruplarına göre oluşturulan belirli sayıdaki gruplar halinde Apprent Eğitim Merkezi tesislerinde düzenlenmektedir. Her bir grup 2 haftalık süre zarfında haftanın 3 günü, pazartesi, salı ve perşembe günleri saat 13.30'da 15.30 arasında 6 günde toplam 12 saat eğitim alacak olup, eğitim programı idman jokeyi, seyis, antrenör ve ilgilenen tüm atçıların katılımına açık olacaktır. Eğitim programı Apprent Eğitim Merkezi atları üzerinde uygulanmaktadır. Eğitim programına katılmak için müracaatların Apprent Eğitim Merkezi'ne şahsen müracaat edilerek veya Apprent Eğitim Merkezi'nin tayeğitimi@tjk.org e-posta adresine veya 0212 414 6962 no'lu faksına ad, soyad, telefon numarası ve meslek grubu belirterek yapılması gerekmektedir. Apprent Eğitim Merkezi'nin çok önemli evet. bir çalışması da. Tabii ki tay artık bütün dünyada tayları onları eğiten, kıran bir bu işi iyi anlayan bir
grup var yani, onlar yapıyor. Bugüne kadar tabii Türkiye'de bazı ekürler getirip yaptırdılar ama artık bakıyoruz ki bu çok ezzem bir iş olduğu için Apprenti Eğitim Merkezi de bir hocadan eğitim almış. Arkadaşlarımız 3 kişi, Ramazan, Kıvanç ve Ömer Ay kardeşlerimiz kulüp adına bir eğitim verecekler. İsteyen katılacak. Herhalde sertifika da alıyor. Tabii. Katıldıktan sonra bir tay nasıl eğitilir? Bunun eğitimini aldıktan sonra gelecek sene tayları geldiği zaman aynı şekilde eğitmeye bakacaklar. Süper. Bir haber, bir bandımız daha vardı. Sevgili yönetmenimden onu rica edeyim. Atan abiye de bu konuyu sorayım. Start gerisinde bu hafta kameralara takılan bir görüntü vardı. Evet. Hocalarımız start gerisine gittiler ve orada bir diyalog oldu. Onu da görelim. Oradaki eğitimde neler oldu? Ne konuşuldu? Atan abi bize bir destek versin. Sevgili Hamza'dan da rica edelim görüntüyü. Bakalım. İstanbul'dan bu görüntüler, Beyefendi Hipodromu'ndan. Evet, canlı yayına da yansıyan bir görüntüydü bu. Hı hı. Bir kısmı geldi. Orada gördük zaten biz de. Onun üzerine arkadaşlarımız da tabii çektiler. Şimdi bu startla ilgili tabii sorunlar uzun zamandır bizim programlarımızın da gündeminde. Yani sadece İstanbul'a ait olarak söylemiyorum. Yani Ankara'sı, Bursa'sı. Start sorunu, starter arkadaşlarımızla ilgili konular, start hakemiyle ilgili konular. Devamlı konuşuyoruz. Atçı'nın çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. İşte hatta bu hafta sonu bir artsmen olayı oldu. Evet. Kaldı. Tabii orada o konuda yarış var mı gündemimizde, akışımızda konuşuruz. İmparator da söyler. Şimdi tabii bir at startta kaldığı zaman bu start hakeminden veya işte starterden veya jockey'den kaynaklandığı zaman yani burada çok pek çok insan mağdur oluyor. Birincisi yarışsever mağdur oluyor. İkincisi atın sahibi oluyor. Üçüncüsü jockey oluyor, antrenör oluyor. At sahibi seyisi oluyor. Yani jockey orada en az mağdur. Neden? Yani jockey bir yarı sonra başka bir ata binecek. Mesleğini icra etmeden binecek. Ama o at, o atın seyisinin başka baktığı at yok. İşte o atı oynayan yarı severin bir mağduriyeti var. Dolayısıyla yani bu konular hakikaten çok konuşuyoruz, çok hassas. Ben İstanbul Komiserler Kurulu Başkanımız Ahmet Bey de orada. Şu anda kırmızı, şu anda orada, kırmızı tişörtüyle yani gördüğünüz için. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu konunun ciddi bir konu olduğunu ve buradaki sıkıntıların son dönemde arttığının farkında bence Ahmet Bey de. Dolayısıyla kendisi bizzat arkadaşlarımızın yanına giderek orada bir toplantı yapmış. Ve yerinde bir toplantı olmuş. Çok da güzel olmuş bence. Umuyorum ki yani bunun faydalarını görecek İstanbul. Ben diğer bütün şehirlerdeki hocalarımızın tıpkı İstanbul'da olduğu gibi ara ara bu tip bir araya gelmeleri, yapmalarını, aksaklıkları veya işte şikayet konusu olan konuları konuşmalarını, belki orada arkadaşlarımızın da orada çalışan arkadaşlarımızın bir takım talepleri olabilir. Bakın. Bir takım istekleri olabilir. Biliyorsunuz yani Komiserler Kurulu yarış günleri bütün her şeyin sorumlusu. Bütün hipodromların, bütün at yarışlarının düzenlenmesiyle ilgili bütün yetki onlarda. Dolayısıyla bu uygulama da bence çok yerinde, çok güzel olmuş. İnşallah sorunlar, sıkıntılar daha çok azalacak. Son dönemde çünkü start görevlisi arkadaşlarımızın da ki İmparator birkaç yayında söyledi. Atların arkasına geçilmiyor, atlara gerekli yardım yapılmıyor şeklinde yorumları olmuştu. Bunların da konuşulduğunu düşünüyorum. Ata nasıl yaklaşmak lazım, nasıl yardım etmek lazım startın içinde, dışında. Dolayısıyla kutluyorum Ahmet Hoca'yı. İnşallah diğer şehirlerde de aynı uygulamalar sık sık olur. Biz de onları gösteririz buradan. Bu görüntüler de ekrana yansımıştı. Biz de ekrana taşımak istedik. Başta Ahmet Hoca olmak üzere, İstanbul Komiserler Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yavuz Karaca olmak üzere tüm ekibe de böyle hassasiyetler için teşekkürlerimizi iletelim. Süleyman abi programın başında söylemişti. Geçtiğimiz hafta da aygırlarımız için çok gurur vesilesi sonuçlar var demişti. Bu kez Super Saver'ın bir temsilcisi grup 1 kazandı. Önce yarışı bir görelim. Ondan sonra stüdyonun yorumlarını alalım. Zira geçtiğimiz haftanın coşkusu üzerine bu hafta Super Saver'la devam ediyor. Daredevil'la ilgili bir gelişme var mı onu da soracağız. Ama önce yarışı bir hatırlayalım. Sesli olarak alabiliriz. Sonra da yorumları Süleyman abiden alalım. Start hakemi emrine girdiler.
Start verildi ve açık grup 1 Jockey Club Gold Stakes başladı. 5 numaralı Mystic Guide 1 boy geç çıktı. 1 numaralı Episaver numarayı aldı. Ayrıt Ortiz Junior ile hemen dışına 4 numaralı Tessida sulandı geldi. Şimdi Episaver'dan koşunun liderliğini alıyor ve 1600 metre start yerine 1 boy farkla 4 numaralı Tessida önde gidiyor. 1 numaralı Episaver'ın önünde. Episaver'ın hemen dışına 5 numaralı Mystic Guide doldurdu geldi. 3.liğe sokuldu. 1.5 boy gerilerinde iç kulvarda 2 numaralı Prioritize hemen dışında 3 numaralı Name Changer var. 4 numaralı Tessidas 1200 metre start yerine 1 numaralı Episaver ve 5 numaralı Mystic Guide ikilisinin önünde 1 boy farklı lider olarak gidiyor. 2 numaralı Prioritize 4.liğe sarktı. Hemen yanında dış kulvarda 3 numaralı Name Changer. 4 numaralı Tessidas 1.5 boy farklı liderliğini koruyor yine 1 numaralı Episaver ve 5 numaralı Mystic Guide ikilisinin önünde. Koşunun son 1200 metre start yeri 4 numaralı Tessidas'ın 1.5 boy farklı liderliğiyle geçiriyor. 5 numaralı Mystic Guide dış kulvardan geldi. Şimdi 2 İkinciliğe sokuldu. 1 numaralı Episaver'ın yanından 2 numaralı Prioritize 4.lükte. Dış kulvarda 3 numaralı Name Changer 5.likte. 1000 metre start yeri de 2 boy farkla 4 numaralı Tessidas'ın liderliğiyle geçiriyor. 5 numaralı Mystic Guide dış kulvardan atak yapıp şimdi önde kaçan 4 numaralı Tessidas'ı yakalamaya çalışıyor. 3.lükte 1 numaralı Episaver var hemen dışında. 2 numaralı Prioritize dışında da 3 numaralı Name Changer. Açık grup 1 Jockey Club Gold Stakes'te son 600 metreyi 4 numaralı Tessidas. Bir boy farklı lider olarak geçiyor. 5 numaralı Mystic Guide atak yapıyor. Hemen içinden de 1 numaralı Episaver'ın gayretleri var ve açık grup 1 Jockey Club Gold Stakes'te son 400 metreye giriliyor. Bariyer dibinden 1 numaralı Episaver atak yapıyor. Orta kulvardaki 4 numaralı Tessidas'ı dış kulvardan 5 numaralı Mystic Guide atak yapıyor. Şimdi 3 at başa baş mücadele ediyorlar. 1 numaralı Episaver ve 5 numaralı Mystic Guide. 4 numaralı evet Tessidas'tan sıyrıldılar. 1 numaralı Episaver geliyor. Super Saver'ın temsilcisi Episaver geliyor. Ayrıt Ortiz Junior'la hakim oluyor. Açık Jockey Club Gold Stakes'i Super Saver'ın temsilcisi 1 numaralı Episaver kazanıyor. Ayrıt Ortiz Junior'la müthiş mücadele sonlandı. 5 numaralı Mystic Guide 2. 4 numaralı Tessidas 3. oldu Belmont Park'ta. Günün en önemli mücadelesi açık grup 1 Jockey Club Gold Stakes'i Super Saver'ın temsilcisi 1 numaralı Episaver Ayrıt Ortiz Junior'la kazanıyor. Süleyman abi dedin ki öyle yarışlar izliyoruz ki bir metre fazla koşmuyorlar tabiri caizse. Şans bizden yana. Şans bizden yana dedin. Evet. Bir grup bir daha geldi. Tabii bu ata binen jockey geçen haftaki gibi aynı şekilde bir gram fazla koşmuyor yarışın içinde. İşte at bir start çekiyor avantajına. Yerini koruyor bütün yol orada ve hiç girilmeyecek yere giriyor. Çok tabii ki güçlü bir at. Hiçbir at oradan çok zor girip çıkmaz. Geçen haftaki gibi. Aynı şekilde kazandı. Bu da bizim Türk atçılığının şansının şansı yani. Mesela biz 3 start çeksek bu yarışı kaybedeceğiz. Vay be. O kadar önemli start. Çok. Ya bütün yer, bütün yol bir gram dolaşmadı. Bir şey değil yani. Çok sevindirici bir şey atçılığımız adına. Aldığımız her aygır grup kazanıyor yavruları. Sanıyorum bu aygırlar Türkiye'ye geldikten sonra 5. grup birmiş evet. Evet. Bir sevgili Tayberk kardeşimin bir tweet'i vardı. Onu da verelim ekrana. Onu da verelim ekrana. Tayberk Tutumlu'nun güzel bir tweet'i vardı. Selam olsun Tutumlu ailesine de. Tayberk geleceğin iyi atçısı. Tayral evet. Abinin oğludur Tayberk. Evet. Çok meraklı. Evet. Satın aldığı 5 aygırın yavruları bu yıl 5 grup 1 kazandı demiş ve Authorized Super Saver ve Daredevil'ın yavrularının kazandığı grup 1'leri tweetlemiş. Well done TJK diye de bitirmiş. Tayberk'le Breeders' Cup zamanları senede bir kere görüşüyoruz. Buluşuyoruz. Beraber seyrediyoruz. Selam olsun kardeşime. Ya tabii şimdi yarışta 2 tane forma var. Renkleri çok ağır yani. Değil mi? Bir Godolphin tanesi, Jutmon. Godolphin. Birleşik Arap Emirlikleri, öbürü Jutmon. Evet. Arabistanlı. İki Arap ekürüyü güzel bir şekilde geçmişiz. O da keyifli yani hakikaten. 4-4 yaptı. Tabii bu yarıştan sonra Bridis Cup'ı düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Böyle bir takım haberler çıkıyor. Todd Blatcher değerlendireceğiz şeklinde bir açıklaması olmuş yarıştan sonra. Dolayısıyla Bridis Cup'ta koşarsa da bizim için yine bir güzel bir heyecan olacak. Aynı şey tabii Swiss Skydiver için geçerli. Daredevil'in diğer kızı. Şimdi There's the Devil için geçerli. Yani bunların koşması tabii çok ayrı bir renk katacak.
Bildiz Kapı zaten biz de buradan Türkiye Jockey Kulübü üzerine müşterek payısı oynatıyor. Yine uykusuz bir geceler olacak gibi görünüyor iki gün üst üste. Daredevil ile ilgili de hani çok yeni bir haber yok ama tabii tekliflerin devam ettiğini biliyoruz. Zaten son teklifler biz geçen hafta programa çıktığımızda Preakness'tan önceki teklifler vardı. Üzerine bir Preakness geldi. Onun üzerine mutlaka güncellenen teklifler vardı. Gerçi işte Aygır'ı satan hem Super Saver'ı hem Daredevil'ı satan Hara'nın sanıyorum Bloodhorse'a bir röportajı olmuştu. Yani evet ama işte hani biz de hani isteriz tabii ama hani çok da bizim için zaruri değil gibi hani böyle bir ama tabii onu yemezler tabii. Çok da bir şey var. Yani başka aralar da var. Duyuyoruz. Ben birisine bizzat şahit oldum. Ömer abinin de kulakları çınlasın. Ömer Ali Maydın'la oturuyorduk. Amerika'dan yine çok iyi bir ara. Hilen değil diye bir ara. Benim yanımdayken tesadüfen aradılar. Hani nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini falan. Yani mutlaka çok teklif vardır. Hayırlısı bakalım. Bekliyoruz kulübün vereceği kararı. O geçen hafta atılmış bir tweet vardı. Onu geçen hafta çok, akışta veremedik ama yani, orada hani esprili kendi durumlarını özetleyen çok nüktedan Zenyatta John kullanıcı ismi merhaba Türkiye diyor. Daredevil'ı 25 milyon tabii dolardan bahsediyor burada. Geri alabilir miyiz? Yani tekrar sahip olabilir miyiz onu diyor. Siz diyor onu almak için bir somun ekmek hani bir litrede süt getirmişsiniz. Yani. Hani iyi mi böyle diyor yani. Hello hani. Of milk. Yani şey diyor. Çok iyi ya. Yani bir somun ekmekle siz parasını aldınız diyor. Şimdi 25 milyon dolara vermeye diyor hazır mısınız diyor. Bilmiyorum böyle keşke öyle bir fiyat öyle bir teklif olsa var mıdır bilmiyorum tabii de 25 milyon çok güzel bir para yani. Muazzam. Çok güzel bir para. İnşallah güzel. Biz tabii kazanmaları istiyoruz. Gerisi yani. Aygır'ın sahibinin işi. Hadi haftanın tweetini de görelim. Oradan da grup mücadeleleri edeceğiz. Haftanın tweeti yurt içinden bildiğimiz efsane isimlerden birine ait. Can kardeşler Muharrem Can'ın tweeti. Onu bir kez daha hatırlattı ve haftanın tweeti oldu. Muharrem Can ve Can Ekürüsü'nün attı bu tweet. Şampiyon için çiftlikte yaptırdığımız anıt mezar. Onun için ne yapsak az kalacak biliyoruz yazısıyla paylaşıldı. Daha önce programımızda bu tarz Safkan'a anıt mezar yaptıranlardan Süleyman abi siz de çok övgüyle bahsetmiştiniz. Bu ata verdiğimiz değeri bir gösterir diye. Tabii. Hatta Atahan abi aygırlar için de böyle bir şey yapılabilir dedi. Bugün videosu da geldi. Peşine onu da bağlarız. Neler söylersiniz Süleyman abi? Vallahi ben işte rahmetli Yavuz Bey, Yavuz Gülerci'ye şeyde Foça'da görmüştüm Yavuz'un anıtını. İlk orada seneler evvel. Çok güzel bir şey yani. Öyle bir şampiyonun bir mezarı var. Bizce de işte son günlerde Grand Equinox'tan başladı. Bayağı Can kardeşlere de yakışır bir şey olmuş. Muazzam. Ya tabii bu tip atlar böyle şeyleri hak ediyorlar. Yani. Bir de Buhara için büyük bir prestij yani. Yani biri Buhara'yı ilk defa ziyaret eden biri geldiği zaman ya burada Can kardeşler yetişmiş. Yani demek ki burası iyi Buhara. Evet. Der yani. Biz yani yurt dışında hep gittiğimiz zaman aynı şeyleri hep görüyoruz biz. Ben mesela şeyi çok istiyorum bilmiyorum. Yani Veli Efendi Hipodrom'dan İstanbul'daki yarış severlerimiz veya Veli Efendi Hipodrom'a gelen İstanbul dışındaki yarış severlerimiz bilirler. Kapıdan içeri girdiği zaman bizim geniş bir alanımız var. Mesela orada eskiden nal şeklinde bir havuz vardı. Şimdi yeşillendirildi. Hemen sağ tarafta Büyük Önder'in bir at üstünde bir heykeli var. Ama o ortadaki alanda mesela bir tane Karayel'in böyle aksiyonuyla işte koşar vaziyette bir sembolize edildi. Heykeli şey, olması heykeli. Lazım yani. Yani burada efsane bir atı bence yani. Tabii ki. Ya ben bunu neden söyledim? Çünkü 2010 yılında Sayın Behçet Omurlu başkanken Behçet abi başkanken de gündeme gelmişti. Hatta işte Eli Yeşil Ekürüsü'ne de böyle bir şey teklif edilmişti diye hatırlıyorum ama niye olmadı bilmiyorum. Hmm. Ama yani bu tip atların mesela İzmir'e girdiği zaman İzmir'deki bir şampiyonun özellikle hani İzmir sezonunda İzmir'le özdeşleşen bu tip şeylerin hep olması lazım yani. Biz bu dediğiniz gibi bu anıt mezarları niye Jockey Kulübü'nün haralarında yok? Dünyanın en iyi yarışlarını kazanan işte Kentucky Derby galipleri
başta olmak üzere Avrupa'da birçok grup bir kazanan aygırlarımız var. Bunlar hizmet ediyorlar ama bu atların bu haralara girip çıktıklarını hiç kimse bilmiyor. Çok güzel sevgili Fatih Dereli, İzmit'teki müdür dostumuz, hara müdürü dostumuz bunu yapmış. Bize de gönderdi sağ olsun. Onu da bir ekrana verirse Hamza, onu da bir görelim. Onlara da bir teşekkür edelim. Bu arada içerideki kupa da Cumhuriyet Kupası'ymış. Onu da bilgi olarak şimdi sevgili Hamza'dan aldık. Bizim haramızdan görüntüleri de bir alalım. Bugün bir video gelmişti. Evet, görüntü de geldi. Burası İzmit, Jockey Kulüp İzmit'teki merkez aşım istasyonu. Bunlar da aygırlar için yapılan anıt mezarlığımız. Görev yapmış eski aygırları. Aynen öyle. Yani girdiğiniz zaman bu harada o kovango görev yapan aygırları görebilmeniz mümkün. Doyun. Diğer haralardan da bekliyoruz tabii bu tip çalışmaları. Yapanların eline sağlık, koluna sağlık. Harika olmuş. Bunlar önemli. Unaccounted for, distant relative. Evet. Avrupa'da mesela aygırların yaşadıkları padokların bariyerlerini de, o tahta bariyerlerin üstüne de böyle çok güzel turunçtan isimlerini yazıyorlar. O da çok güzel oluyor. Bu da çok güzel olmuş ama. Ellere, emeklere sağlık diyelim. Bunlar da önemsediğimiz detaylar her zaman olduğu gibi. Katkılarınız geliyor ama önce grup mücadeleler. Ankara Kalesi koşusuyla başlayacağız. Grup 1 mücadeleyi Kuzey Yağmur'u kazandı. 3 yaşlıların performansını soracağız ama hepsi için önce Süleyman abinin analizlerini almamız gerekiyor. Yarışa bir gidelim. Bakalım neler yansıyacak. Şimdi bu 3 tane üst üste oldu. Kuzey Yağmur'un kazandığı yarış. 4 yarış koştu zaten. 3'ü İstanbul'da. 2 birinci, 1 ikinci. Buradan Ankara'ya gitti. Bu yarışta kazanması zor olmadı. Condenter gidiyor. Grey Ocean, Trilya, Kuzey Yağmur'u, King Serkan, Molenes, Katma Değer, Fire of Gold ve Lozan. Lozan çok makinede kalmıştı. Fire of Gold tabii çok kolay yarışın içinde. Buralarda çok kolay kazanacakmış gibi bir görünüm veriyor. Hemen önünde Kuzey Yağmur'u. Çok hızlı bir yarış oldu. Güzel bir yer buldu Kuzey Yağmur'u. Hemen arkasında Fire of Vault. Ama Kuzey Yağmur'u her mesafe hızını daha da arttırabilen bir safkan. Ne kadar hücum etse de Fire of Vault ikincilikte itindi. Yalnız burada çok iyi koşan Condenter. Bu kadar sürat, numara ve son dakikada ikinciliği kaybetti. Kuzey Yağmur'u kutluyoruz. Birinci ve ikinci bu yarışta 3 yaşlı. Üçüncü de 3 yaşlı. Üçüncü de 3 yaşlı. Büyük atlara üstünlük sağladılar. Artık bu tarihlerde üçlüler tabii bu başlıyor yani. Zamanı sağlamaya başlıyorlar. Bu sene de zaten geç kaldı. Daha da mevsim ileri gitti. Daha da bence üstünlük sağlayacaklar bundan sonra. Atan abi. Ya bu at tabii çok iyi bir at. Çok iyi koşulan bir at. Sadece kum ve sentetiğe çıkıyor. İçime ayak basmadı. 17 yarış koştu. 11 birinci, 5 tane ikinci, bir yarış hariç. Hep birinci, ikinci. Evet, sadece şart 1'de tabela dışı. Evet. Kum pistte 14 yarış koşmuş. 9 tane kazanmış. Bakıyorum sentetikte 3 tane koşmuş. 2 tane kazanmış. Grup 1 seviyesinde ve 3 yukarı bir yarışta 4 boyla çok kolay bir yarış kazandı yani. Anormal formda. Yani bu formuyla bilmiyorum tabii sezon sonunda sanıyorum Aralık ayında koşulacak o Beyerli Türk. Evet. Yani mesela oraya çıkarsa o çıkacak %100. Tabii ki long runner oraya gelir mi bilmiyorum ama bu hakikaten çok enteresan koşuyor yani. Böyle grup 1 anafartaları da
öyle çok kazandı yani. Işte, evet. 6 boy, 7 boy, 4 boy. Yani çok iyi atlarla koşuyor yani. Şimdi buraya gelmeyen kaç tane at var yani bu koşuda koşmayan düşük ara? Yani birkaç tane isim sayabiliriz aynen gelmesi gereken. Hani Gutgörün'ün zaten hani şu an oyunun içerisinde değil. Çalışıyordu bilmiyorum durumu ne. Long Runner'ın başka bir programı var. Yani onun dışında burada koşması gerekip de koşmayan belki mesafe uzasa böyle bir şey olabilir vesaire. O da yani, mesafe uzası 1500'e geldi. Ama bu at çok büyük bir sıçrama gösterdi yani müthiş. Çok iyi koşuluyor. Tebrik ediyorum bütün ekibini. Jockey kardeşimizle hep söylediğimiz zaten tatlı, burada hizmet ediyoruz. Şans geldiği zaman değerlendirmek çok önemli yani. Mehmet bunları hiç sektirmiyor. Şimdi, yani iyi grupta kazanacak at geldiği zaman bir sefer, harika. Bir sefer Mehmet kardeşimiz hata yapmıyor. Yani böyle bir favori bir ata biniyor. Bu yarışta yarışın içinde hiç dolanmıyor. Hiç macera yerini, hiçbir yer yok. Yerini çok iyi seçiyor. Bir evvelki İstanbul'daki yarışta da aynıydı. Tebrik ediyoruz. Öyle olursa iyi jockey olunuyor zaten. Yoksa... Yani sessiz sedasız bu yıl Ankara Kalesi grup 1, Murlet'le Nene Hatun grup 2 ve Yelta'yla 2 tane grup 3 2020'de. Evet. Hiç de azımsanmayacak grup performansları yapmayı başardı. Aynı zamanda Kuzey Yağmur ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A2 o da grup 2 diyelim. Eski stil biniyor yalnız. Bizim bindiğimiz gibi biniyor. Stilini değiştirmemiş yani. Kuzey Yağmur'un Mehmet Akyavuz'u ilgilerini kutlayalım. Fire of World çok iyi bir yarış yaptı. İkinci kaldı. Contender'ı İmparator çok beğendi. Yarışın üçüncüsüydü. Ve tabelayı da King Serkan tamamladı. Yurt dışı yarışa yaklaşık bir dakikalık bir süremiz var. Karadeniz koşusuna geçmeden önce o halde birkaç sosyal medya mesajına da dönelim. Atan abi o bir dakikayı şöyle değerlendirelim. Baş hükümdar Aygırlığa ayrıldı. Hürat, Perilina. Perilina'yı duymadım. Açıklandı evet. Mı Perilina? Bugün açıklandı dediler bana da. Evet. Ben duymadım onu. Yani baktım özellikle Miss Helin. bugün yine Şeker Hanım derler. Şeker Hanım'ı biliyorum. İskra derler. İstemiyorum. Şeker Hanım'ı biliyorum. Ya tabii bunlar çok kıymetli. Çok kıymetli atlar. Yurt dışında Enable bugün ilan edildi. 6 yaşına geldi mesela Miss Helin. Çok parlak bir sezon geçirdi. Artık son birkaç yarıştır istenen seviyede gibi koşmuyor. Dolayısıyla ya çok kıymetli kısaklar bunlar. Önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak ayrılacaklar. İnşallah kendileri gibi şampiyon olacaklar. Yine Hürat içinde. İkisi de grup bir. Tabii. Bişitay deneme galibi yani. Hem Hürat hem Miselin. Bunlar aynen, çok klasik koşu galibi kısaklar. Perilin'e zaten söyleyecek bir şey yok. Yani Türkiye sınırlarını aştı. Dubai'lere yani. Gitti. O kadar iyi. Orada rahat. Grup performansları gösterdi. Yani tabii ki. Dolayısıyla bunlar önemli kısaklar. Bir yere kadar risk edebiliyorsunuz bu atları. Tabii. Baş hükümdarın aygırlığı. Baş hükümdar tabi biraz erken bir evet, yarış yani hayatında sezon kopmalı. Başından beri hep şanssızlıklar yaşıyor. İşte kazandığı yarışlar değişti. Yarış içerisinde böyle işte çarpışmalar oldu, şunlar oldu. Böyle bir türlü bir randımanlı bir şekilde koşamadı. Halis'te de sanıyorum bir yarış mı koşabildi? İki mi? Tabii. Bir kazandı. Ondan sonra kötü koştu zaten son yarışında ama belli zaten. O yarış atın gerçek performansı değildi. O da inşallah iyi bir aygır olarak Hizmet eder diye düşünüyorum. Bu arada tabii bilmiyorum bir gayri resmi bilgi ama TİGEM'in de özel yetiştiriciden aygır alacağıyla ilgili de hafta içinde bir istihbaratım oldu. Sanıyorum bilmiyorum tabii hangi aygırlara talip olacaklar. O da bir heyecan uyandırır. Heyecan tabii. Yani mutlaka iyi erkek atı olup TİGEM'e vermek isteyen de atçılar vardır mutlaka. Şimdi aklıma geliyor mesela 6. hisler tabii. İşte bilmiyorum belki büyük başhükümdarlar dizimde bunlar hepsi olabilir tabii. O da ayrı bir heyecan. Yarın evet. Satış var zaten tekrar. Belki bir istihbarat yapılabilir yarın. Evet. Orada da bir gelişme olursa yarış severlerimizle buluşturalım. Safkanların son durumunu sorayım yönetmenime. Safkanlar starta girmek üzere. Kuzey Yağmur ile ilgili Feirsan tarzı bir safkana dönüşebilir mi? Diye bir soru var. Biraz tabii yarış severimiz seviyor böyle efsanelerle kıyas yapmayı. Şimdi her at kendinde özel yani. Her at kendinde özel. Bu da şimdi kumun iyi bir atı yani. Tabii bu mesafe. 4 yarış koştu son. Benim seyrettiğim 4 yarış. 3'ü İstanbul. Birinde ikinci kaldı.
Anafartalar'da geldi. Ondan sonra Anafartalar uzak kazandı. Sonra geldi. Anafartalar uzak kazandı. Ondan sonra yine tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi herhalde. Sonra geldi yine Ankara'da yine kazandı. Yani muazzam koşuyor. Bence en kötü koştuğu yarış İstanbul'da koştuğu ilk Politrak yarışı. Aynen. Evet, doğru. Orada da Kaneko'nun oğluna geçildi. Aynen öyle. Yurt dışı yarışa doğru gideceğiz sevgili yönetmenim. Bu arada Hasret Denizci'nin bir katkısı var. Saratoga'da sekreteryanın dediğiniz şekilde bir heykeli var diyor. Biz de kariyeri neden yapmayalım demişti Atan abi. Yurt dışı yarışa gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden tüm hızımızla grup koşularla devam ediyoruz. Sevgili yarışseverler, Belmont Park'ta günün dördüncü koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz kısırakları Starting Box'taki yerlerini almayı sürdürüyorlar. 1200 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek koşu ve bu koşuda aynı zamanda 4958 liralık devirli sıralı beşli bahis oyunu da bulunuyor. 3, 4, 6, 9, 10, 12 numaralı safganlar start almayacaklar. 15 numaralı Buffett box'taki yerini alıyor. Yedi numaralı Aydeka giriş hazırlığı yapıyor. Ve Aydeka da kulvarındaki yerini alıyor. Sekiz numaralı Ghost, Ghost, Ghost giriş hazırlığı yapıyor. 122 günlük ara sonrası Steven Asmussen'in antren ettiği ve Alet Ortiz Junior'la koşuya katılan bu isim starttaki yerini aldı. Ve aynı zamanda bugün kapalı gözlük aksesuarı takıldı bu safkana da. Ve şimdi Grape Therapy'de kulvarındaki yerini alıyor ve atlar start hakim emrine girdiler. Start verildi, koşu başladı. 15 numaralı Buffett 5 boy geç çıktı. 2 numaralı Lamy Tomorrow koşuyu force ediyor. 1 numaralı Big Red Girl'ün önünde. 8 numaralı Ghost 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 3. L Sark'ta hemen dışında 7 numaralı Aydeka. 2 boy farklı lider yine 2 numaralı Lamy Tomorrow koruyor. Son 800 metreyi bu farklı önde geçiyor. 8 numaralı Ghost 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 2. L Sark'ta hemen dışında 16 numaralı Grape Therapy. Onların 1,5 boy gerisinde bariyer dibinde 1 numaralı Big Red Girl 4.lükte 5.liğe dış kulvardan 13 numaralı Tini Megus arttı 2 boy gerilerinden hızla önlere 14 numaralı Mia Bistar da geliyor 2 numaralı Lamy Tomorrow 8 numaralı Ghost Ghost Ghost'un önünde 2 boy farklı liderliğini koruyor ve son düzlüğe de 2 numaralı Lamy Tomorrow 2 boy farkla lider olarak çıkıyor en dış kulvardan 14 numaralı Mia Bistar'ın da gayretlerini görüyorum en dış kulvardan 14 numaralı Mia Bistar sprinte kalkıyor. Şimdi orta kulvardan 13 numaralı Tini Megu ile beraber 8 numaralı Ghost 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 da geliyorlar. 2 numaralı Lamy Tomorrow asfaltlı liderliğini koruyor. En dış kulvardan da 5 numaralı Impress the Professor koptu geliyor. 5 numaralı Impress the Professor geliyor. Rakipleri hakim oluyor. Son %2 boy fark yapıyor. Ve potayı bularak 5 numaralı Impress the Professor oluyor. İkincilik kararı 2 numaralı Lamy Tomorrow ve 8 numaralı Ghost 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 arasında sevgili yarışseverler. Koşuyu 5 numaralı Impress the Professor kazandı. Olarak 5 numaralı safkanın galibiyetiyle yola devam ediyoruz. Arkadaşlarımız birazdan altyazıyla kesinleşmiş sıralamayı sizlerle buluşturacaklar. Dedikten sonra da grup 1 Karadeniz koşusuna geçeceğiz. Dişilerin önemli bir mücadelesi şüphesi ki Flashing Girl çok formdaydı. Luna Lovegood dönüş yarışı yapıyordu o verdiği mecburi aradan. Hürat merakla bekleniyordu. Miss Selim merakla bekleniyordu. Kimileri için hayal kırıklığı, kimileri için de muazzam bir yarış oldu. Flashing Girl gösterişli bir şekilde kazandı Süleyman abi. Şimdi tabii çok zor bir yarış. Bir antrenör olarak şeri şerileydi. Her zaman numarayı alıp giden bir at. Luna Lovegood önde kabul ediyor. Sen Engin açısından değerlendiriyorsun. Tabii. Yani, Engin aynı antrenörün atları diye. Ondan sonra evet. Bir de kısırağın tabii dijital denemeden sonra ilk yarışı ama ben sosyal Twitter'da bir çalışması vardı gördüm. Gayet güzeldi orada beğenmiştim. Şu anda 2'den Miss Selin değil mi?
İki Misel'in. İki Misel'in hemen içinden Ünal Algut. Bekiroğulları ailesinin antren ettiği safkalar 1-2-3 gitti uzun süre. Zor bir taktik yani. Çünkü Şerişehirli'ydi de her zaman numara götüren bir yer. Öbürü de uzun müddet koşmadı. Ama bu yarışta bana göre iyi koştu Ünal Algut. Şu şeyi soracağım Süleyman abi. Hamza alabilir miyiz Luna Lovegood'u konuşurken 600'lerin oraya? Yani evet. Burada bir antrenör ekürüsüyle arasında bir uyumsuzluk mu oldu? Ahmet çıkmak istedi çıkamadı. Yani bakın ne olacak şimdi aksiyonu. Sağdan kapçı vurdu o. Şimdi değil. Orada timingini ayarlayamadı. Kısıran üstüne çıktı şeyin Misel'inin. Misel'in. Yani tamamen kapama mapama yok. O kaçırdı yani atı orada. Tabii burada inanılmaz bir at var. Diyor ki ana kraliçe benim diyor. Ya maşallah, siz gerçekten. Siz diyor iki yarıştır inanılmaz koşuyor yani. Bundan evvelki yarışını. Bu yarışında da hiç yarışın içinde gezinti yaptı. Pryor geldi son dakikada ikinci oldu. Ama Luna Lovegood tabii bundan sonraki yarışta çok daha iyi koşacaktır. Çünkü Şerişehirli'ydi herhalde o üçlüleri tercih ederse, varsa da dişi veya erkeklerle beraber daha değişik bir tempoda koşacaktır. Çünkü onun dişi tay denemede koştuğu tempo inanılmaz hızlı bir tempo. O şekilde koşacak ama bu yarışta yapacağı bir şey yok. Çünkü Şerişehirli'ydi de gidiyor. O da gitmeye kalksa o zaman birbirlerine... Aradan gelmiş zaten 90 yani çok... Ara vermiş, kolay bir şey değil tabii. Bana göre antrenör doğruyu yaptı. Atın sahipleri de peki öyle koşalım dediler. Tabii ki atın da bir sahibi var. Bana göre Luna Lovegood bu yarışta doğru bir yarış koştu. Beklemekle. Yani beklemedi gerçi ama gitmemekle iyi bir tercih yaptı. Pryor her zamanki gibi iyi koşuyor. Ama Flashing Girl çok çok farklı koşuyor. Yani Allah ayaklarını düz bastırsın. Süleyman abi, defalarca böyle şeyler yaşadığınız için soruyorum. Şimdi Gökhan Kocakaya tabii burada çok konuşuluyordu. Zira Flashing Girl'e binmek istediği zaman binen ve çok başarılı uyum sağlayan isimlerden biriydi. Pryor'la hakeza öyle. Bildiğim kadarıyla, yanlışım yoksa, Luna Lovegood da ilk başta teklif edilen isimlerden biriydi. Yani Gökhan Kocakaya'ya sorulan isimlerden biriydi. Böyle bir gruptan tercihini Pryor'dan yana kullandı. Yani bir jockey olarak da zor bir durum tabii. Yanılabilir insanlar. Yani şimdi ben geçen hafta, ben kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Geçen haftaki yarıştan sonra, yarışın içinde Luna Lovegood var, Şerişehirli'ydi var. Ne olacak? Çok hızlı bir olacak, çok hızlı bir yarış. Kime binerim? Tabii ki Flashing Girl'e binerim. Yani ama belki öyle bir yarış olunca ben kazanırım diye düşündü. Belki bir paket olarak mı düşündü? Glitz'i var hafta sonu vesaire öyle. Ya o da olabilir. Yani bazısında ticari düşünürsün yani, o da var yani. Gökhan bu tip tercihlerini tek yarış üzerinden yapmıyor yani. Onun için de kolay olmamıştır tabii bu çok tercihi zor bir yapmak. Karar, tabii. Ama tek yarış üzerinden yapmıyor yani, daha dediğin gibi paket düşünüyor yani. Hem Glitz'i var. Tabii. İki ürünün genel olarak tay performansı iyi. Üç yaşlıların. Bu hafta galiba erkeklere ait dernek kursunda yine iki ürünün bir atına binecek. Var evet. Biliyorum. Üç yaşlara ait, dişilere ait mutlaka uzun yarışlar var. Tamam. Yani. Ya bir kere bu kazanan atı hakikaten bütün ilgililerini tebrik ediyorum yani. Bu muazzam koşulan bir at, kollanan, korunan bir at. Hamza'nın sevdiğim bir yorumu var Flashing Girl için. O da diyor ki dişilerin lokraları haline dönüştü. Kum, çim, sentetik. Şimdi bu sene sadece iki yarış koşmuş. Hmm. Sadece iki yarış yani. Buraya gelene dek. Tabii. Yani çok sabırlı koşulan bir yat. Bütün kış yattı, hiç koşmadılar evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii, tabii, tabii. Sonra araya pandemi girdi, hiç acele etmediler. Tabii şimdi demin mesela saydığımız kısraklar işte
tatlan incileri, perilinalar, işte Valencia'lar, işte The Last Romance çok iyi gitmiyor mesela geçen seneden sonra. At bir türlü bir düzelir gibi oluyor, olmuyor. İşte Michelin emekli oldu, Hürat emekli oldu, Sherry Sherry Lady artık hani belli belki bir de, şeyde. Tabii son şimdi belli buralarda gibi. Tabii sabırlı kalmak ve atını kollamak çok önemli bir şey. Bunun meyvelerini yiyecek bu at. Evet. Ama çok iyi idman ediliyor, çok güzel yarışlar seçiliyor. Şimdi bakıyorum, Kumpis'te grup 2, grup 3 galibi. Tabii. Kimpis'te grup 2 galibiydi, şimdi grup 1'e terfi etti. Sentetik pistte daha az koşmuş, Listed galibi. Her pisti yapan bir at bir de bu. Yani hiç öyle ben pist falan da ayırmam diyor yani. Çok kuvvetli, çok güzel bir at. Annesi de bir Strike Gold kızı. Çok bilirim sevgili Mehmet abiden çıkmaydı, Mehmet Kayıkçı'dan, Umutlu diye bir kısrak. Harika koşuluyor. Bir de Luxor'un da 11. grup 1 galibi oldu. Luxor için de bu tabii. 11. farklı grup. Farklı at. 11. Maşallah. Yani sanıyorum şu anda en güzel çok grup detay. Galibi olan Mountain Cat. 13 grup 1 galibi var. Luxor 11 oldu. İkinciliğe çıktı. Victory Globe'u geçti. Bu da güzel bir detaymış. Güzel bu da takip edilmeye değer bir detay. Tabii ki. Önemli bir detay. Hışman da çok güzel bindi. Çok güzel yere çıktı. Çok güzel bir sprint yaptı ve çok kolay kazandı. Bundan sonra yani bu at dediği gibi dişilerde çok ciddi söz sahibi bir at olacak. Onun dışında Pryor'ın yarışı kötü mü? Bence değil. Çok iyi bir rakibe geçildi. Belki yani şeyle beraber dışarı çıksa Gökhan Flashing Girl'le beraber takılıp çıksa o slalomları yapmayacaktı ama geçemezmiş yani, bu görüntü onu gösteriyor. Daha belki kolay bir ikinci olabilirmiş ama Ronald Augustin'in dönüşü tabii hepimizi çok mutlu etti. Çok özel bir at, çok fanı olan, sevilen, evet, kesinlikle. Çok klas bir at. İlk defa geçildi. Çok normal tabii. Bir badire atlattı, döndü geldi 90 gün. İlk defa bir jockey, yeni bir jockey ile sahaya çıkıyor. İyi atlarla beraber sahaya çıkıyor. Bence geri dönüş yarışı olarak gayet tatminkar bir yarış. Yani Pryor'a son anda geçildi at. Tabii. Yani. Dolayısıyla mutlaka ki sağlıklı bir Luna Lovegood bir dahaki yarışını çok çok daha iyi koşacaktır. Buna hiç şüphe yok. Onun dışında tabii yarışın iki tane damızla ayrılan atı oldu. Misselim ve Hürat. Onlar da inşallah kendileri gibi şampiyon taylar doğururlar. Türk yarışçılığına, Türk yetiştiricine hizmet ederler. Kazananı ve tabelayı kutluyordum. Luna Lovegood tabii enteresan tarafı, mesela 800'de de itiyor ama bırakmıyor, koşuyor. Evet, bence çok iyi koştu. Terk etmedi yani. Ben bu kadar iyi koşacağını tahmin etmiyordum. Ben orada itince seyrederken dedim o herhalde iyi mesela, ama Ahmet'in yorumladığım bölümden sonra yarışı bırakacak diye düşündüm. Aynen. Ya oradan devam etmesi müthiş bir şey yani. Özel bir safkan onu da tekrar çok. Sahada görmek ve başarılı bir şekilde görmek bizi mutlu etti diyelim. Flashing Girl ilgilerini kutlayalım. Seyis arkadaşımızla ilgili çok bilgi geliyordu. Mustafa Elgaç, yanlış bilmiyorsam Elgaç ailesini, Mehmet Elgaç özür dilerim. Elgaç ailesini, çiftçi ailesini Yakup kutlayalım. Yakup Başkan, Fatih. Evet, Fatih çiftçi, Sayın Yakup işte, Elgaç. Hepsini kutlayalım. Daimos diyelim. Pryor, Luna Lovegood'u bu merankıda tabelayı tamamlayan isimler olarak bir kez daha duyuralım. Kraliçe 2. Elizabeth koşusuna gideceğiz. Grup 2 mücadele. Gülüm Osman yarışı Hışman Çizik dersinde bir kez daha kazanmayı başararak sonlandırdı. Süleyman abi yarış bitti. Hışman çok ön plana geldi. Gülüm Osman çok konuşuldu. Hani şöyle bir trend topik listesi olsaydı Gülüm Osman, Hışman Çizik, Süleyman Aktı şeklindeydi. Yarış sonrası sosyal medyanın durumu. Önce bir analizinizi alayım, ondan sonra o kısmı soracağım. Şimdi ben tabii geçen hafta böyle bir şampiyonun o derece kamçı kullanmasına gönlüm razı gelmedi. Yani yanlış olduğunu söyledim. 3 tane yarışını söyledim. 3 yarışta 16 kamçı. Bir tanesinde komiserler kurulu kaçırıyor. 6 kamçı var. Bu yarışta mesela 1,5 kamçı kullandı. Demek ki bu iş kamçı kullanmadan da oluyor yani. Bu durumdan çok mutlu oldum. İyi ki söylemişim. Safkan bu yarışta fazla kamçı kullanmadı. İşman da öğrendi ki, Temin de Flashing Girl'e de kullanmadı. Hafta içi de seyrettiğimiz yarışlarda. Ve oturması kalkması yok. Demek kendisi olursa farklı bir jockey olacağını gösterecek ama
kendisi olamazsa, başkasına göre koşarsa, başkasına bakıp taklit etmeye kalkarsa bu derece düzgün olmayacak. Ama bu haftaki seyrettiğimiz yarışlar olağanüstü güzel biniyor yani. Bu hafta maşallah vardı hakikaten. Müthiş. Atın üstünde de çok güzel görünüyordu her şeyle. Yani bu her türlü diyorlar ya, kumaşı var. Evet. Bir topçu yani, bak bunun iyi kumaşı. Çocuğun her türlü kumaşı var. Ama o kumaşını başkasına bakıp onu uygulamaya kalktığı zaman olmuyor. Bu haftaki gibi binerse işte açılımız bir jokeyi kazanmış olacak. Ve bir de ne var biliyor musunuz? İşte bazı işler kötü gittiği zaman değiştiriyorlar. Acaba böyle binersem kazanır mı? İşte o zaman kaybettim. O zaman kaybediyorsun. Özgün olmak, kendin olmak daha galiba yani. Ve her şekilde. Şaka maka Hışman 3 grup 1, 3 grup 2, 5 grup 3 bu yıl. Daha çok maşallah kazanır. Tabii. Bu yıl daha çok kazanır. Ama dediklerimizi yaparsa. Ya bir kere şu anda. Çünkü bu at sana çaldıran da lazım. Tabii. Koşarsa Sakarya'da lazım. Gelecek sene erkek tay deneme de lazım. Tabii. Akson'da lazım. Gazi'de lazım. Her yarış 5 kamçıdan aynı öbür at gibi bay bay. Yani öbür atın da yok olmasının nedeni benim şahsi kanaatim odur. Yaşadı, öğrendi. Yani. Evet. Yapılmışı var. Evet. Ya tabii bu çok iyi. Eğer Gazi yarışı kazanmak istiyorsan, böyle bir şampiyonu yakaladıysan, ona o şekilde muamele yapman lazım. Güzel. İlmik ilmik işleyecek şimdi. Yani. Atan abi. Ya tabii çok çok iyi bir at bir kere. Ya bir şu şeyi söyleyeyim en başında. Ya bu atla ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Her kazandığı yarıştan sonra ya bu at 2 yaşlı mı değil mi? 3 yaşlı mı, işte erken doğum mu filan. Yani ya bu hakikaten artık kabak tadı veren bir şey. Aynen. Bunun sürekli böyle konuşulması, etmesi, şey yapılması atçılık adına da güzel bir şey değil. At burada yaşıyor. Şikayetçi olan varsa şikayetini etsin. Bakanlık gelip bakacaksa baksın, ama her yarıştan sonra da, her birincilikten sonra da bunların gündeme getirilmesi de işin hakikaten tadını kaçıran bir şey yani. Çok net. Yani dolayısıyla yani biz iyi atları seyretmeyi seviyoruz. Güzel yarışları seyretmeyi seviyoruz. Bu at da onlardan bir tanesi. İşin diğer tarafı teknik bir konu zaten. Bizim de bilebileceğimiz bir şey değil. Ha, bu konuda dediğim gibi yani yetkililer orada, her şey burada. At burada, sağ salim varsa bir şey bakılsın, edilsin, kontrol edilsin. Bu mevzu bitsin. Yani bizim atçılığımız öyle bir şey ki biz böyle kaostan acayip bir şey. Biz ya 20 yıldır Kaysbert Safkan mı değil mi diye mücadele ettik. Ya 20 yıl oldu ya. Tam 20 yıl oldu yani. Belki fazla oldu. Bizim at öldü gitti yani. Anlatamıyorum. Bunlarla uğraşmayalım abi biz. Yani konu bunlar olmasın yani. Devletin... Bizim gönlümüz şu atın mesela fazla kamçı yememesi değil mi? Bak bu yani nasıl mesele bu yani. Mesele bu işte, iyi atın o zaten şekilde konuda olmasa gönlümüz razı gelmiyor ya. Olmuyor yani. Bu konuda zaten bakanlık da hep bir çalışma yapıyor. Bu işler artık eskisinden daha çok takip ediliyor. İşin orasını geçelim. Çok konuşuluyor şimdi, o yüzden konuşmasak tabii, diyecekler tabii. Ki bak konuşmuyorlar. Açmıyorsunuz konuyu, soruyoruz. Aynen diyorum. Öyle. Ata gelince at şahane bir at. Bir kere 5 yarıştır geçilmiyor. Son 4 yarışı grup yarış. 4 yarıştır Hışman'la koşuyor. Hışman'la mağlubiyeti, geçilirliği yok. Muazzam bir performans sergiliyor. Ya bu Glitz'i ne kadar şanssız bir kısrak. Böyle bir ata ilk geldi. Yani inanmayacaksınız. Şu anda kazandığı tek bir tane yarış var. Glitz'in maiden bir yarışı. Ama 4 tane grup ikinciliği var, grup 1 dahil. Yani işte muazzam bir şey yani. Bazı sene böyle oluyor ama. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu kadar güzel bir at ne kazandı diye bakıyorsun, maiden kazanmış evet. Görünüyor. Halbuki gerçek bir hani açık yarış atı belli. Çok muazzam net. Bir at olduğu çok belli. Gökhan da ilk defa bindi ona galiba. Mutlaka doğru. Bir dahaki yarış daha da iyi binecektir. Gökhan onu tanıdı şimdi. Ama çok iyi bir rakibi var yani. Çok kuvvetli, güçlü, muazzam ara kapatıcı bir at. Bazı atlar vardır böyle. Düzlükte muazzam ara kapatırlar. Bu da onlardan bir şeyi tanesi yani. Şeyi etkiler mi Atan abi? Yani dişi at hep dışarıdan böyle fizik olarak biraz daha ondan. Ama o kadar gayretli, yüksek o kadar, bir erkek at geliyor. O kadar yürekli bir kısrak ki yani böyle hadi dediği zaman ne var ne yok. Veriyor. Veriyor. Evet. Müthiş bir at. Onu da takdir etmek lazım. Tabii yani
Gülüm Osman için, Gülüm Uşman diyecektim bugün de öyle. Gülüm o da olurmuş ama. Gülüm Osman tabii şu anda bütün yarışları Ankara'da kazandı. Evet. Daha henüz bir İstanbul'a gelmedi. Yani, biz onu evet. İstanbul'a da bekliyoruz en kısa sürede. Mutlaka Çaldıran'a gelecektir. Bu yaştan sonra tabii Çaldıran ki. Çaldıran sanıyorum Kasım ayında mı acaba? Büyük bir ihtimalle Kasım ayındadır. Evet. Kasım ayında onu İstanbul'a bekliyoruz. Bir de burada biz görelim. İnşallah belki bir seyirci falan da olsa ne güzel, hep beraber seyrederiz ama bilmiyorum tabii, kolay bir şey değil. Futbol locaları açtı en azından. Evet, inşallah yani bilmiyorum, bir sürpriz sayın başkanımız futbolda öyle bir şey olursa belki bize de bir ucundan bir keyif yaptırır diye düşünüyorum. Bu yarışta tabii Anadolu Aslanı koşacaktı. O evet. Bir önceki yarışında evet. Yasaklı maddeden koşamadı ama bu yarışın koşulduğu gün sanıyorum cezası ödendi. Ama tabii ki atın temizlenmesi için koşmaması çok normaldi. 780 bin liralık cezası da yatırıldı. Bu sabah da kaydoldu zaten bir yarışa. O yoktu burada. Onun dışında üçüncü olan at çok bence güzel bir yarış koştu. Gülüm Osman'a takılıp onunla beraber bir sprint yaptı. Gayet güzel koştu bence. O da çıkış içerisinde evet. Üst üste 3 yarış oldu. Evet. Güzel koşuyor. Yani Gülüm Osman gelince ona takılıp onunla beraber güzel bir sprint yaptı at. Güzel de bir üçüncülük elde etti bence. Onun da yarışı gayet başarılıydı diye düşünüyorum. Amcacığım bir 600 alabilir miyiz yarışı? Yarışı 600 alalım İmparator. Bir şey söylemek istiyorum ben. Hem jockey arkadaşlara hem de yüksek komiserler kuruluna bir öneride bulunmak istiyorum. Bakın şimdi Gülüm Osman'da kapalı gözlük var gözünde. Gülüm Osman'ın jockey'inin kamçısı kolanda. Bak şimdi elini alacak bak. Aldı mı? Aldı. Dünyada, dünyanın hiçbir yerinde jockey'in kamçısı kolanda değil. Kolanın arasına sokulmuyor. Bu bizim bakın işte Daredevil'ler, ondan sonra Super Saber'lar, bu aygırların, bütün dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bizim jockey'lerin büyük çoğunluğu 300'de 200'de kolanın arasından kamçı çekiyor. Bu hiç yani hiç hoş görünen bir olay değil yani. Lütfen bundan ya vazgeçsinler ya da komiserler kurulu, böyle bir şey yok yani. Yasaklasın bunu. Yasaklama yapsın. Yani yasaklama yapsın. Bir de sosyal medyadan çok soru geliyor. Ya bu kamçı, biraz konuştuk ya yayının başında. Ya bu kamçı kullanımı yasaklanamaz mı diye. Ya şimdi tabii buna İmparator daha güzel cevap verir ama kamçıyı sadece şöyle düşünmeyin. Yani kamçıyı sadece atı uyarmak için ve uyarmak için kullanılan bir şey olarak düşünmeyin. Kamçı aynı zamanda bir jockey'in kendi güvenliği, at üstündeki güvenliği açısından da önemli bir aksesuar. At saptı diyelim. Bazı yarışlarda görürsünüz. At dışarı sapar, jockey kamçısını alır, dışarı doğru kullanır. Tabii. Ve onun kaçmasına mani olur. Allah korusun, o gider demire vurur, bariyere vurur. Yani kamçı sadece teşvik için kullanılan bir araç değil. Yani kamçıyı jockey'in ve atın güvenliği için de düşünün. Yani kamçı yasak ve şöyle, kamçı vurmayı azaltabilirsiniz ama hiç kamçı vurulmasa bile, kamçı tümden yasaklansa bile jockey'in elinde kamçı olması gerekir. Hiç vurmaz ama bu demin söylediğimiz kendi güvenliği ve atın güvenliği konularda kullanması için kamçı olması gereken bir şeydi. Yani kamçısız bir şey düşünmek ki dünyada bunu böyle düşünüyor yani. Onun için diyorum jockey'in kamçı elinde tabii, olacak. Tabii. Yani elinde olacak. Ani bir durum at saptı. Tabii. Ne olur? Yani biz hele son zamanlarda her jockey 400'de eline alıyor kamçıyı. Bunun doğru. En iyi yerinden. Doğru. Ya şimdi aklıma geldi. Hamza bize bu Happy Saver'ın kazandığı koşuyu bir ekrana getirsen, orada İmparator'a bir şey soracağım. Orada bir detay vardı. Hay yarışta hay. Gördüm. Unuttum sormayı İmparator'a. Super Saver'ı tam böyle son viraja dönerken evet, ki. Son viraja gelmeden hatta ben biraz, de soracaktım ama acaba evet, dedim ben mi yanlış? Biraz büyüterek rica edeceğim. Görüyorum. İmparator bak jockey'in sol eline bir bakar mısın şimdi bak. Orada bir kamçı gösterme bir şey yapıyor. Bak şimdi bak. Evet. Bak. Hatta gösteriyor kamçı. Bir daha göstersene. Hatta yaklaştırabiliyor musun? Bir numaralı safkada Happy evet. Saver'a bakıyoruz. Bakın jockey ne yapacak? Vuracakmış aynı gibi yapıyor böyle. Kolunda falan değil tabii kamçı. Elinde resmen. Tabii elinde. Bak yok, şimdi bak. Soldan çekti, sağa aldı. Sağdan sola aldı. Şu gösterme o. Şekli enteresan geldi bana. Bana da enteresan geldi. İlk defa
Değil mi? Dünyada nasıl böyle bir kamçı gösteren jockey görüyorum. Bak şimdi. Şu anda büyütemiyor. Aldı. Hop. Gösterdi. Bir daha gösterdi. Bir daha gösterdi. Geliyor dedi sopa. Ama vurmadı orada. Evet. Bu oyun konsolu oyunlarında idmanda bunu yapıyorsunuz abi. Odaklanma problemi. Kendince hızlandırıyorsunuz vesaire. Aynen. Evet, o da oyunda var. Bu da benzer bir şey demek. Tam böyle yanına getiriyorsunuz gözünün. Oyun konsolu oynayan yarı severler şimdi anlayacaklar ne demek istediğimi. Bu hareketle safkanı belli bir tempoya sokuyorsunuz. Vurmadan? Vurmadan evet. 6 tane evet. Kamçı kullandı. Geri çektiği yere kadar. Şimdi sola alıyor ve burası. Hop. Bir daha. Yani, hiçbir şekilde dokunmuyor. Çünkü bu Amerika'da üst düzey bir yarışma yani. Evet. Grup bir seviyesi bir yarış yani. İlginç geldi bana. Önce sağ boynu evet. Sağ boynuna bir vurdu evet. Sağ boynuna burada bir uyandırıyor. Evet, sonra sola aldı. Sola aldı. Şimdi jockey stil olarak zaten çok değişik biniyor. Yani şimdi... Kamçı oturana kadar çok dik değil mi Süleyman abi? Kamçı oturunca iyice yatıyor. Kamçı oturana kadar dik, dizler açık, dizler geri gidiyor, ileri geliyor. Yani o beklediğimiz biniş yok. Ama tabii altındaki at... Aa bir detay daha geldi Yunus'tan. Sağ elde eldiven yok, sol elinde eldiven var mesela evet. Jockey'in. Kamçıyı kullandı. Çok enteresan. Kamçıyı genelde sol elinde kullanıyor. Enteresan. Kendince bir tarz yapmış da. Evet. Değişik. Gülüm Osman'dayız. Gülüm Osman bu arada Hacı Bey'in çok yakın bir arkadaşının lakabıymış. Ben İsim şimdi oradanmış. Burada... Kraliçeden evvel seyredeceğim yarışı. Hı-hı. Dedim ki çocuğuma, oğlum bak dedim geçen sene Buat kazandı şey. Kingsman. Aynı bu sene de kazanırsa iki olacak dedim. Gelecek sene de bir tane getirirlerse kupayı alacaklar dedim. Baba dedi şeyin üstüne koşmuyor dedi at dedi. Evet Adem Bey'in üzerine koşmuyor. Koşmuyor dedi. Mi? Diğer İpek ailesinin üstüne koşuyor. Çevirebilirlerdi de yani Buat'ı kazanacak. Ama bildiğim kadarıyla o kupa yani üst üste 3 sene kazananlar verilmek üzere yapılan kupa bir defaya mahsus olma verilen bir şey. Yani yoksa kraliçenin bize devamlı som altın kupa göndermesi lazım. Ki yani. Orada ben de bir dedikodu vereyim. Cemil Oğlu'ya kürsüne gelen altın, som altın falan değil. Yani sembolik öyle bir tabii. Evet. Biz senelerce abi öyle altın sandık. Gramı, altının gramı kaç, o kaç kilo midir biliyor musun? Biz senelerce gerçi öyle sandık. Gerçi kraliçeyi pek etkilemeyebilir ama yine de. Yine de etkiler. Kaplama. Ben size söyleyeyim mesela Ascot'ta kupa veriliyor. Altın gold cup diye mesela. Veya Dubai'de şey. Onların hiçbir tanesi gerçek som altın tabii. Değil zaten. Tabii. Evet. Onların hepsi %2-%3 oranında altın olan kaplamalar. Ya bir de bu kupa törenleriyle ilgili de tabii şu anda yapılamıyor. Ya biz de mesela derneğimizin kursu vardı ama kupamızı... Dedi. Kendi bütçemize göre bir kupamızı yaptırdık, verdik ve birçok şey de yapıyor. Hem bireysel atçılar hem işte kurumlar yapıyor. Yani o kupa törenleri de aslında şöyle yapılabilir mi diye bir aklıma geliyor. Hani Dubai'de geliyorsun, kupayı veriyorsun, alıyorsun, bırakıyorsun. Evet. Sonra antrenör tabii. Geliyor, alıyor, yerine bırakıyor. Hani bir kişiyle verilebilen bir şey oluyor. O kupalar sonra zaten kutulanıyor. Jockey'in işte atıyorum, jockey'in jockey odasına gönderiliyor. At sahibinin tribününe gönderiliyor. Belki hani o tarz bir şey yapılabilir. Kupa törenlerine geçiş yaparken de o tarz bir geçiş olursa çok da güzel olabilir yani. İnsanlar çünkü istiyor yani o kupalarını televizyonda almak istiyorlar tabii. Bu arada sevgili Miraç bir katkı yaptı. Atan abiye demiş bir aksilik olmazsa Çaldıran'da olacağız demiş. Yani İstanbul'da. Evet bekliyoruz İstanbul'a. Kaçak dövüşmek yok. Selam olsun İpek ailesine de. Evet. Diyelim ve geçelim bir sonraki grup mücadelemize. Nedim Ökmen'i saygı ve rahmetle andık. Baba İsmail yarışı lehine çevirmeyi bildi. Sürgün Tay önünde keyifli bir mücadele izlettiler bize. Taykut için belki bir parça hayal kırıklığı diyebiliriz ama yarışın geneline bakalım İmparator neler söyleyecek. Tabii Artuklu biraz geç aldı. Ondan sonra yürüdü numarayı aldı. Hemen arkasında Baba İsmail ve Sürgün Tay. Bu yarışta tabii Taykut istenileni koşmadı. Baba İsmail çok iyi, güzel koştu ve kazanmasını bildi. Sürgün Tay bence bu yarışta çok uzun aradan sonra ilk defa koşuyor. Bundan sonra Sürgün Tay tahmin etmiyorum
bu 4 yaşlılara geçileceğini. Yalnız Sürgüntay'da bir şey var. Burada seyrediyorum. Bütün kış seyrettim. At devamlı kafası yamuk çalıştığı için yarışın içinde de aynı şeyi yapıyor. Sertlikte jokeyi tutmak istediği zaman kafa hep türbünü böyle tutuyor. Bu tip şampiyonatlar için hiç iyi bir şey değil. Yani ele tabi olacak. Siz onu istediğiniz yere koyduğunuz zaman at dümdüz gitmeli. Ama öyle çalıştı bütün sene Taylı'ndan bu yana at alıştı. O şekilde kaçıyor. Burada bir ara geliyor gibi oldu da nefesi yetmedi ama bundan sonraki yarışta bence o koştuğu arkadaşlarını üzecek gibi görüyorum. Vay. Farklı analiz geldi. Baba İsmail'i kutladım. O da tabii Baba İsmail harika koştu. Gökhan Taykut'u hiçbir zaman için rakip görmedi yarışın içinde. Demek ki Taykut'la ilgili iyi çalışmış. Hemen Artuklu'nun arkasına saldı. Ki o tempoda gidince sonunda Sürgüntay da gelebilir, Taykut da gelebilir. Çünkü önüne düşüp yem olacaksın. Yani onların gelmeyeceğini kendisi iyi analiz etmiş bu yarışta. Gökhan için gerçekten evet. Muazzam sezonlar. Bu arada az evvelki tribün seyirci meselesiyle ilgili sevgili Erman TRT Spor'dan Erman Gönülçe'nin güzel bir katkısı var. Dün Rusya'da milli maçtaydık. Stat kapasitesinin %30'u olan 6500 kişiyle birlikte izledik maçı. Çok çok iyi önlemler alınmıştı 6500 kişi için. Ve hiçbir sorun olmadan yani mesafe içerisinde sorunsuz bir seyir oldu demiş. Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe %100 tribündeki görevlilerle sağlandı diyor. Ve sorunsuz bir şekilde geçiş yaptı. Umarım Türkiye'de spor dallarında bu tarz geçişleri görürüz adım adım demiş. Yani o geçerse zaten hep birlikte bir geçiş olur. Yani futbolla başlar sonra bize döner. Yani Taykut için bir şey konuşacağım. Tabii ki Süleyman abi. Mesela Taykut geçen sene kışın geçtiğimiz kış burada koştuydu biliyorsun. Biz iyi gitmiyor daha. Taykut burada kötü koştu ama Taykut'un herhangi bir arızası yok yani. O zaman böyle iyi değildi. Yani geçen yılki kötü yarışlarıyla mukayese edilmez diyorsunuz. Tabii bu yarıştan belki işte yakın geldi o yarışları falan. Belki üzüldü ama atın elinde, ayağında, aksiyonunda bir şey görünmüyor. Çünkü öbür yarışlarında işte Halis binmişti uzun zaman koşmamıştı. Bir kış geldi, geçildi, bir daha koştu, bir daha kötü koştu. Ta ki bundan evvel koştu. İki yarışa kadar bir tanesini kazandı. Bir tanesi bir grup bir yarış kaybetti. Bu yarışta tabii o yarış ağır gelmiş grup bir yarış. Bu yarış kötü koştu at. Ama arızadan dolayı değil yani. Bu yarış için geçmiş olsun diyelim. Evet. Valla bana göre Gökhan daha start çıkışında çok güzel bir hamle yapıp atı bir kere startta bırakmadı, iyi çıkardı ve geldi çok güzel bir yere alıp Taykut'un arkasında değil önünde gitmeyi zaten kafasına koymuş. Belki de hani Safkan antrenör de öyle bir talimat vermiş olabilir tabii bilmiyorum. İnisiyatifimi aldı. Çok güzel bir yere koydu ve yarışın her yerine at çok keyifli, çok güzel gidiyordu. 800'lere gelindiği zaman zaten Özcan arkada yavaş yavaş yürütmeye çalıştı ama oralarda zaten çok keyifli gitmediği belliydi Taykut'un yani. Buralarda artık Özcan dayanıyor ama yani Gökhan'ın atı çok rahat, çok kolay gidiyor. Yani şu kolaylığıyla da zaten bitireceğini de anladık yani. Çok güzel koştu. Bu sentetik pistte çok iyi koşuyor Baba İsmail. Yanılmıyorsam bu ikinci grup galibiyeti. Bir de Oğuz Boylu'nun arkasında bir grup bir ikinciliği olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. Grup 2'ydi galiba abi. Babalar grup 2 miydi? Olabilir. Çok iyi koşan bir at bu pistte. Bugün de çok iyi koştu. Çok kabiliyetli, yetenekli bir at. Bence sentetik pistte yani iyi startta kalmadığı zaman ki ara ara kalıyor böyle 2 boy, 3 boy. Kalmadığı zaman bence bu atları her zaman geçebilecek kapasitede bir at. Sürgüntay'ın bu seneki en iyi yarışı bence. Yani bu dördüncü yarışı galiba. Bir ilk yarışında biraz fena koşmamıştı. Sonra iki tane doğru. Çok beklenmedik. Abi lafını balla keseceğim. Büyük yarışta kötü koştu. Bir yurt dışına gidelim. Kaldığımız yerden Sürgüntay'la
devam edeceğiz. Yurt dışına bir ayak daha koşup geliyoruz. Belmont Park'ta 5. koşuya katılacak 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları box'taki yerlerini almayı sürdürüyorlar. 1600 metre mesafede kum pistte koşulacak koşu Super Düt'ün ardından American Power giriş hazırlığı yapıyor Ayrit Ortiz Junior'la. Ve o da starting box'taki yerini alan sonuncu at oluyor. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Tiz He The One ve 4 numaralı Hammer and Hammer birer boy geç çıktılar. İç kulvardan 1 numaralı Malibu Pro dışından 5 numaralı Mad Money ikilisi atak yapıyorlar. Onların 3 boy gerisinde 7 numaralı American Power kaldı. Hemen arkasında 6 numaralı Super Dude yanında 4 numaralı Hammer and Hammer. 2 boy gerilerinde 2 numaralı Tiz He The One var. 1000 metre start yerine doğru gidilirken 1 numaralı Malibu Pro iç kulvardan temposunu arttırdı geldi. 5 numaralı Mad Money ise hakim oldu. 1,5 boy farkla son 800 metreye 1 numaralı Malibu Pro önde gidiyor şimdi. Dylan Davis ile 5 numaralı Mad Money ikincilikte Louis Saez ile 3 boy gerilerinde iç kulvarda 4 numaralı Hammer and Hammer var. Hemen dışından atak yapıyor 6 numaralı Super Dude. Onun da hemen 1 boy gerisinde şimdi American Power'ın gayretleri var dış kurvardan. Bir boy gelerinde 2 numaralı TZ The One. Son 600 metreye bir boy farkla 1 numaralı Malibu Pro önde giriyor. 5 numaralı Mad Money'sin gayretlerine rağmen 7 numaralı American Power da dış kurvardan geldi dolandı. 2 rakibinin dışına onların bir boy gerisinden 2 numaralı TZ The One'ın ve 4 numaralı Hammer and Hammer'ın gayretleri var. 5 numaralı Mad Money's koşunun liderliğini alıyor şimdi Malibu Pro'dan. Peşine de 7 numaralı American Power geldi. Son viraj dönüldü ve son 400 metrede 5 numaralı Mad Money's koşudaki liderliğini koruyor. En dış kulvardan 2 numaralı TZ The One, orta kulvardan American Power geliyor. American Power ve evet 2 numaralı TZ The One geliyorlar. İç kulvardaki 5 numaralı Mad Money's'i yakalıyorlar. En dış kulvardan 2 numaralı TZ The One geliyor. Ozel Escano'yla American Power'ı yakalıyor. Bir baş bir buyur öne geçiyor. American Power da geliyor. American Power hakim oluyor ve potayı 7 numaralı American Power buluyor Ayrit Ortiz Junior'la. Evet sevgili yarışseverler 2 numaralı TZ The One yarışı ikinci olarak tamamladı. Ayrit Ortiz Junior'la koşuya katılan 7 numaralı American Power Belmont Park'ta günün 5. koşusunu kazanıyor. Gayri resmi olarak 7 numaralı Safkan'ın galibiyetiyle yola devam ediyoruz. American Power kazandı. Güzel katkılarınız geliyor. Erdoğan Bey bir katkı yapmış. Diyor ki İmparator'un 12 Mayıs 91 tarihinde How Can I Go ile Abbas'ı geçtiği erkek tay deneme koşusunu nostalji bölümünde gösterebilir misiniz? Sözümüz olsun. En kısa sürede ekrana getiririz. Getirdiğimizde İmparator yorumlar. Bu akşamki nostaljileri de kaçırmayın. İki görüntümüz olacak. Biri Bursa sezon açılışı, biri de sahaların önemli jokeylerinden biri, efsanelerden birinin ilk kupa galibiyeti. Onu da ilerleyen dakikalarda vereceğiz diyelim. Atan abi, sürgün tay için demişti ki bu sezonki en iyi performansını izledik. Mohaç koşusunda iyi koşmuştu ama üst üste iki kötü yarışını izlemiştik. Dönüş yarışı gibi kalmıştık. Yani çok ümit verici, güzel bir yarış koştu. Sezon sonuna doğru inşallah o da daha iyi yarışlar koşacak diye temenni ediyorum. Altepe iyi koştu bana göre. O da sentetik pistte iyi koşan bir at. Yani Taykut ve Artuklu bence biraz beklenenden kötü koştular. Diğer 3 hatta gayet güzel yarış koştu. Ayakları düz bassın diyelim Baba İsmail'i ilgilerini kutladıktan sonra. Vali koşusu için Bursa'ya gidiyoruz ve Yeltay'ın galibiyetini hatırlayalım. İmparator'a soralım. İkincilik mücadelesi de çok çetin geçti. Mehmet Akyavuz dersleri Yeltay kazanırken. Valla çok enteresan bir yarış bu yarış yani. İçeriden kazanıyorlar derken demirin dibinden en dışarıdan bir at geldi. Bu iki oldu böyle Yeltay'ın. Doğru. Farkındaysanız. Sanki Mehmet dışına at almak istemedi bütün yarış boyunca sanki. Burada dışarı da sürekli bakıyor. Evet burada da. Hep kontrol etti dışını. Hep açtı da zaten içeriği. Buradan buraya girim diye onlara. Hep bakıyor. Şimdi zaten istediği bir tempoda tuttu yarışı. Kimse de rahatsız etmedi onu. Şimdi düzlüğe çıkışta da dışarı yani rakiplerin içeri ama öyle hani kimseye zarar vermeden yaptı sanki. Tabii. Hani bir dışarı çıkış var böyle atları götürerek öyle bir şey olmadı.
Şimdi Batman Aslan'ı. Şurada bir hızlandı. Evet. Batman Aslan'ı geldi dışına. Evet. Yani şurada iki boy önde zaten. Gözlüğü indirdi artık. Orada Akın bir kararsız kaldı. Dışına çıkmayı planladı. Denedi, evet. Olmayacağını anladı. İçeriye döndü. Şurada tabii bir hafif bir dış yapınca Batman Aslan'ı içeriye doğru göndermiş biraz ama. Düşlem de oraya daldı. Evet. Düşlem şu anda kazanır da görünüyor. İşte Batman Aslan'ından ikisi. Şu anda Batman Aslan'ı kazanıyor diyorsun. Durdursana Hamza bir dakika. Şu anda açı bizi o kadar yanıltıyor ki. Bunu ben yarış sever arkadaşlarım, dostlarımıza da söyleyeyim. Şu anda mesela hangi at önde diye sorsam büyük bir bölümünden işte ya Batman Aslan'ı ya Düşlem önde diyecekler. Halbuki şu anda açının yanıltmasıyla biz bunu göremiyoruz. Şu anda Yeltay önde. Yani biraz ters bir şey söylüyorum onlara. Evet, yarım boy bir boy belki, var diyorsun değil mi? Tabii belki itiraz edecekler ama biz şu anda tam atları hizasından seyretmiyoruz. Farklı bir açıdan seyrediyoruz. Yeltay şu anda mesela önde. Sonradan gelmiyor yani. İmparator sözünü kestim, kusura bakma. Evet yani. Tabii biz görmüyoruz şimdi yani, Yeltay'ı. O açıdan göremiyoruz. O açıdan görmüyorsun. Kim Batman Aslan'ı kazanıyor diyorsun. Aa, son dakikada işte Düşlem kazanıyor. Bir anda oradan önüne, en dışarıdan bir at çıkıyor Yeltay. Bu iki oldu. Doğru. Yarışı kim anlatmıştı sevgili Hamza? Şey anlattı, Ankara'daki. Hüseyin? Yok yok. Bizim meşhur şey ya. Yüksel abi. Yüksel anlattı diye biliyorum. Bakalım o, çünkü Bursa dışından gelen, daha doğrusu zaten Bursa'nın yerli bir spikeri yok ama mesela Ankara'dan gelen biri için zor bir deplasman Bursa. Ama doğru anlattı. Evet. Yüksel abi versene tecrübesiyle. Versene bir sesini Hamza. Bak şimdi. Yine Akyavuz biliyor değil mi? Batman evet. Aslan'ın Kara Mustafa'nın de gayretleri var. 200'de dış kuvvet aşılan Yeltay liderliğini korumaya çalışıyor. Ortadan Batman Aslan'ı Düşlem saldırıyorlar. Yeltay en dışta lider. Bak durdur. Evet. Orada durdur sana Yeltay en dışta lider dediğinde. Evet. Hamza. Yeltay en dışta lider diyor bak. Aşılan Yeltay liderliğini korumaya çalışıyor. Ortadan Batman Aslan'ı Düşlem saldırıyorlar. Yeltay en dışta lider. Durdur. Yeltay'ın işte evet. Lider diyor. O görüyor. Evet, tecrübeli. O görüyor evet. Bulunduğu yerde. Tabii. Tepeden bakıyor ya. Aynen öyle. Biz göremiyoruz. Evet. Teşekkürler. Şimdi bu yarışta tabii foilsiz oraya çıkmak da bir şans yani. O da var yani. Tabii. Şimdi oraya çıkarken diğer Batman Aslan'a veya Düşlem'e bir foil yaptığını düşün. Tabii sıkıntı. Tabii zora girecek. Sıkıntı tabii. Yani. Sıkıntı. O zaman ne olur yarış. Batman Aslan'ı bence çok hafif bir şey o da olur. Bir şans. Şansına hiç kimse dışına gelmeden hafif Batman Aslan'ına hafif şöyle bir sağ sinyal verip çıktı. Yani bir, evet. Bakıyor zaten sinyal verdi. Ben şimdi çıkacağım çıkıyorum gibi. Çıkıyorum dedi. Aha. Daha çıkmadı. Şimdi çıktı. Batman Aslan'ı hemen içini tercih etti. Tabii Kara Mustafa iyi koşmuyor. Kaç yarıştır. Evet ya. Yani o büyük geriye yarışın gitti. Değişen yarıştan sonra ki yarışları ki bu mesafede böyle hızlı yarışta bunları hap gibi yutması lazım. Yapamadı. Tebrik ediyoruz Yeltay. Taylığından bu yana çok bu mesafeleri çok güzel koşan bir at. Allah ayaklarını düz bastırsın. Onda da böyle tam bir aygır tipi var yani. Evet. Maşallah. Kazananı kutlayalım. Tabelanın sıralarını da Düşlem, Batman Aslan'ı ve Kara Mustafa olarak tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi Komiserler Kurulu'nun çim pistten yarışları sentetik piste alması esnasında yine yarış severler ikiye ayrıldı. Bir grup dedi ki başladı yarışlar, çim yarışları. Geç kalındı. Bir grup dedi ki çok yerinde bir karar. Çünkü artık iyice yağış kuvvetleniyordu. Bu gibi durumlarda ne yapılmalı? Karar doğru muydu? Atan abi senin yorumlarınla başlayalım. Görüntüleri de alalım. Ya, bu ilk şimdi, ölçüm esnasında. Şimdi ölçümler sabah çok erken saatte hipodrom müdürlüğü bir ölçüm yapıyor. Ondan sonra öğle saatlerinde ikinci bir ölçüm yapıyor. Yarışların çok başlamasına az bir süre kala da Komiserler Kurulu'nun isteğiyle tekrar bir ölçüm yapıp Komiserler Kurulu'na bilgi veriliyor. Hatta bazen kuruldan ki büyüklerimizle, dostlarımızla gidip kendileri bizatihi iniyorlar. Hem ölçümlere bakıyorlar hem de kendileri de bir gözlem yapıyorlar. Dolayısıyla
Tabii yağmur sürekli devam ediyordu. Ve daha da yoğun yağacağı söyleniyordu aslında. Yedili Pres'e koşulmuştu. Altılı Gayen başlamamıştı. Evet. Altılı Gayen başlamamıştı. Çok doğru bir şey yaptılar. Altılı başlamadan önceki ölçüm evet, aslında. Çok doğru bir şey yaptılar. İnip kontrol ettiler yani. Çünkü yarışların, jokeylerin ve atların güvenliği her şeyin önünde. Dolayısıyla ben çok yerinde buluyorum. Tabii o bir ara da verdiler. O arada hani pist değişikliği olması halinde yarış sıralarının kuponlarını daha rahat değiştirmek için sanıyorum bir 40 dakikalık doğru. süre oldu. Az bir süre değil 40 dakika. Yani bu şartlarda makul bir süre. Zaten tevzinin ben AGF oranlarından da baktığım zaman anladım yani. O değişiklikten anlayabildik. Bu görüntüler de çok iyi oldu. Arkadaşlarımız da bunları ekrana verdiler. Dolayısıyla bu da bir uyarıdır yarış sıraları. Yani pist kontrol ediliyor, pist değişikliği olabilir şeklinde. Çok yerinde, çok doğru bir uygulama oldu. Ama tabii ki Yedili Plase başlamıştı. Ona yapacak bir şey yok. Yani ilk aya yazılmıştı maalesef. Bu tip değişiklikler dünyanın her yerinde. Bir de dörtlü ganyan mı vardı? Evet. Yok, Yedili Plase başlamıştı. Altılı başlayacaktı. Bu tip değişiklikler yarışların tabii yaşı şiddetiyle dünyanın her yerinde maalesef oluyor. Burada da böyle oldu. Ha, daha erkenden niye sentetik işte pistle alınmadı veya niye ölçüm yapılmadı denebilir. Şimdi böyle pistleri bekleyen atlar da var. Yani kurul mümkün mertebe yarışı kendi pistinde koşturmaya çalışıyor. Çünkü yumuşak pistte iyi koşan atlar var. Bütün sezon onları bekliyorlar. Dolayısıyla onlar da öyle yaptılar. Kontrol ettiler ve devam ettiler. Ben çok doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ve hep yapılması gereken bir uygulama diye düşünüyorum. Kontrolleri böyle tip yarışların devam ettiği dönemlerde yarış aralarında yapmakta büyük fayda var. Ama mutlaka ki değişiklik son aşamada olmalı. Yani. Aynen. Çünkü öyle insanlar yani. Oyununu oynuyor. Şimdi bizde altılı gayen olmasa hiçbir sorun yok. Değil mi? Tabii. O koşuya ait bir değişiklik olacak. İkilimizi, ganyanımızı, çiftemizi pist değişirse ona göre oynarız. Ama altılıyı oynadığımız için kımıldayamıyorsun yani pist değişikliğinde. Dolayısıyla o dikkate alınarak davranılıyor zaten. Ben çok doğru buldum. Yerinde bir uygulama olarak düşünüyorum. Süleyman abi. Şimdi ben birkaç şekilde anlatacağım bu şeyle ilgili. Tabii ki. Şimdi yarış günü tabii bu yarışın yapılıp yapılmaması tamamen komiserler kuruluna ait bir olay. Bunun önünde bu piste bakan çok iyi bir ekip var. Bu pisti mesela böyle değildi. Hemen yağmur böyle olunca hemen pisti ortaya aldılar. Azat'ta koşuyor baktılar. Buraya aldılar. Ve şunu bilmiyor tabii kimse. Veyahut şey yapmıyorlar. Düşünülmüyor. Türkiye'deki kadar Çin pistte üst üste yarış koşulan dünyanın hiçbir yerinde bir yarış yok. Ve de Ankara. Başlıyor sezon Nisan ayında. Bu sene geç başladık. Ta Aralığa kadar yarış oluyor. Onun için böyle bir pistlere, beton olsa dayanmaz ya. Böyle bir pistlere sahip olduğumuz için çok şanslıyız yani. Komiserler Kurulu tabii iyi yaptı, değiştirdi. Çünkü pist bozulduğu zaman bu pistin üstünde çaldıran koşulacak. Daha çok tabii büyük yarışlar var. Bir de bunun ertesi senesi var. O pisti düzeltmek kolay değil yani. Bütün sene üstünde yarış koşulmuş bir pisti. Bütün sene işte yağmurlar iyi gitmezse, kar yağmazsa bir sürü faktör var yani. Pistin gelecek sene iyi olmaması için. Aynen öyle. Ya tabii yeni Komiserler Kurulu çok iyi yapmış. Yerinde bir karar. Çok da iyi bakan bir ekibi var pistin. Ya yeni hipodromlar açıldıkça mutlaka mevcut hipodromlardaki mitinglerin süreleri kısalacaktır. Yani şimdi atıyorum Türkiye'de 10 tane hipodrom olduğu zaman başka bir şey, 15 tane 20 tane olduğu zaman süreç tabii. içerisinde farklı. O zaman mecburen oralara da yarış konacağı için bu mitingler kısalacak. O zaman çimleri daha çok dinlenecek, daha çok bakacağız, daha az şey olacak, yarışlar daha dağılacak gibi. Ama imparatorun söylediği çok doğru bir şey. Yani sen neredeyse yılın 9 ayı bu çimin üstünde yarış koşuyorsun. Yani buna beton olsa dayanmaz yani. Yağmuru, çamuru, karı, kışı. Dayanıyor yani. Yani o muazzam da bir şey yani. Dayanıyor. Bazen Amerika'da bir yarışlar seyrediyoruz. Yani çimlemeye bin şahit ister. Hani geçen hafta Güney Afrika'da bir yarış seyrettim. Çim diye bir şey yok zaten. Sapsarı.
Şimdi, bir şimdi, şey zaten. Şimdi siz tabii hiçbir şey görmüyorsunuz. Biz apranti okulunda eğitim verdiğimiz için. Hı-hı. Biz mesela saat 10.30'da diyelim ilk pistte başlıyoruz. Çocukları götürme. O arada çalışan makinaları görüyoruz. Bir makinalar çalışıyor burada. Akıllara zarar. Delme, havalandırma makinesi var. Çim biçme makinesi var. Tohumlama çimi var. Toplama makinesi. Hepsi otomatik topluyor bunları. Bu eskiden böyle bir şey yoktu. Onun ya, için pist bu kadar güzel gidiyor. Güzel. Çim pistten de ama eskisi gibi şikayet de çok azaldı. Yok gibi bir şeydi. Yok, ben duymuyorum. Bazı hipodromların kum pistlerinden şikayet çok oluyor. Sevgili Yunus hatırlatıyor. Sosyal medyada görüyorum ama. Erman Hoca bir sezon demişti. Evet. Futbol takımlarının sahaları birer birer patır patır dökülünce Çağrı Jockey Kulübü de çim sahası nasıl bakılır anlatsınlar size demişti. O geldi aklımıza. Sevgili Hamza, benim ekranı verebiliyor musun? Çünkü 3 sevdiğimiz kardeşimiz bizi izliyor, arkadaşımız. Öyle mi? Kimmiş bağlı değil der. Sevgili Vedat Boyraz, Onur Öztürk, Akın Sözen fotoğraflarını çekip göndermişler. Bir yanlarında televizyonda farklarız, bir yanda sohbetleri sürüyor. Ben de hazır önüme düşmüşken onu da ekrana vereyim dedim. Bu akşam Bursa'da beraberler. Ayarlamaya çalışıyor arkadaşlar. Verebilirsek onu da ekrana verelim. Veremezsek ismen söylemiş olayım ama Vedat'a, Onur'a ve Akın'a selam olsun diyelim. Birazdan sevgili Hamza verebiliriz dedi. Tamam. Hemen bir sonraki yarışımıza geçeceğiz. Rampage kazandı ama bu yarışla ilgili çok sayıda katkı geldi. Neden? Artsman soruluyor. Start başlangıcında ne oldu? Neden böyle oldu diye? Hop. Aslında Ahmet'in vücut dili de bir şeyleri gösteriyor gibi. Ne oldu? Süleyman şimdi abi. Ne oldu? Tam startı vereceği anda start hakemi kendini geriye attı. Evet. Geriye atınca Ahmet de kendini kollamak için, tabii ki kendini kollayacak önce, kollamak için şeyi alamadı. Atın gözünden gözlüğü. Çünkü at tam böyle, bakın, tam vereceği zaman arka ayaklarına bakın ne olacak. Bak, at kıçının üstüne oturdu. Öyle oturunca üstteki jockeyin tabii dengesi kalıyor. Düşmemek için ilk önce kendini sağlama alıyor. Bu sefer alamadı. Bu da bir şanssızlık yani. Milyonda bir olacak bir olay olmuş işte. O da Artsmen'e denk geldi. Startın öncesi. Artsmen'e denk geldi. Düşünebiliyor musun? Ya. Şey de Artsmen'e denk geldi abi. Yani. Çok kısmetsiz. Yani kısmetsiz yani. Şimdi Artsmen'in yüzünden iki aydır bilmeyen bir kardeşimiz var. Evet, aynen. Bu yarışta da böyle oldu yani. Sevgili böyle yaramazlıkları var demek ki. Evet, start içerisinde bir daha görelim mi? Orada da girerken. Ahmet'in burada eli gözüküyor mesela. Yaklaştırabiliyor musun? Bak orada zaten. Bak şimdi at o kadar... Altıncı kulvar. Bak beyaz eldiven gözüküyor. Tam kulağın üstünde tutuyor. At şimdi tutuyor. Bir hamle yapacak bak orada. Hı? Tabii tabii. Yakınlaştıramıyoruz orada. Canlıydı. Bak arka ayaklarına bakın siz at bak, nereye hop, kadar çökecek. Hop. Bak ne oldu? Şahlanacak gibi oldu tabii. At yani. Değil. Yok yo, anladım. Geriye doğru durdu böyle. Oturunca ne oluyor? Aslında o anda starta uygun değil yarış. Ama o kadar saliselik oldu ki... Hakem de bekleyemedi. Hakem de yapamaz tabii. Evet. Şimdi refleks olarak girdi. Girdi. Girince de üstünde ben de olsam ilk önce gözlüğü kendim düşmemek için. Ben bir şey tabii merak ediyorum Hamza. Startın içerisinde daha öncesi var mı? Yani son at. Son at girerken vesaire. Son at girerken var mı? Bulabilirsek. Bir görüntün. Bakalım. Biraz daha başı var mı bu görüntünün? Ne kadar geriye gidebiliyorsak bu kadarmış maalesef. Yani biz hep içinde gördük değil mi? Hiç dışarıdayken görüntü yok elimizde. Evet, alınmamış. Yok. Biz talep etmeyince abi evet, oradan doğru keserek geldi. Yani biraz fazla beklediler sanki. Bak, içeride. At bir şey yapıyor. Öyle bir hareket çekiyor. Öyle bir. Yani start daha önce verilebilir miydi diye aklımda bir soru kaldı ama onu göremiyorum şu anda. O yüzden şey diyemeyeceğim. Ama çok yazık oldu yani. Ya hem yarışsever hem atın sahibine, seyisine, antrenörüne, Ahmet'e. Yani yüz gelirmiş ya. Katılan yarışseverlere tabii. Yüz gelirmiş at yani. Yakınlaştırma. İlk defa. Bak beyaz eldiven. Yani insanlar çünkü ilk başta şey dediler.
yardım için çıkan arkadaş mı acaba? Yok. Engel olduğunda hiç alakası yok. Onu görsün yarış severlerimiz. İlk defa mı politrak koşuyor? İlk defa koşuyor. Favori miydi bu yarışta çok? Favorilerden biriydi. Biriydi, evet. Aslında orada Viverver deniyor ama o anda verilmedi tabii. Start bir hamle sonra kaldı. Ve Ahmet'in buradaki zaten vücut dili belli ediyor. Ahmet onu şu şey diyor yani. Start'ın veriliş şimdiden şikayetçi. Evet. Bakın şimdi alın şeye. Ya erken versin al, al ya bekleseydin diyor yani. Bak şimdi Ahmet nereye bakıyor biliyor musun? Komisere bakıyor. Evet. Tam bak şimdi merdivenin çıkacak. Üstündeki. O şimdi bak nereye bakıyor. Merdivenin üstüne bakıyor. Gel biraz daha gel görelim hocayı da görelim. Sevgili Hamza biraz daha gel. Gel yanlış gözükecek yaptın, şimdi. Yanlış yaptın görmüyor musun falan gibilerinde. Evet işte şuraya yapıyordu. Şey. Seyirciye de o şey o. Mesaj. Tabii ben de değil. Ben de değil kabahat evet, de orada diye. Pastoral Senfoni'nin de performansı ama çok işte konuşuldu. Ama işte Ahmet Hoca'nın evet. Startın önüne inmesi etmesi bu tip konularla ilgili çok doğru bir şey oldu. %100. Onunla da ilgili bir şey söyleyeyim. Tamam görüyoruz her şey. Kulüp her şeyi yapıyor. Benim şahsi kanaatim start arkası hepsi profesyonel olmalı. %100 aynı kanattayım. Hepsi. Aynı kanat. Şimdi kuyup idare ediyor. Yani tabii. Biraz atçıdan var, biraz dışarıdan var, biraz öğrensin diye ama bu sezon öyle görünüyor ki bu böyle olmayacak. Tamamen profesyonel. İşi bu olacak diyorsun Süleyman. Tamamen bir atçı ekip seçecek. İticiler, çekiciler. Her yerde işleri bu. Mesela İstanbul'daki nereye gidecek? İstanbul, Kocaeli. Güzel. Burada olmadığı zaman. Onu diyecektim. Bak, İstanbul, öyle Kocaeli. Takvim öyle nerede? Olacak ki. Bursa ile beraber değil mi? Bursa, İzmir mesela. Bu İstanbul, Bursa gidecek. He. Yani bu üçgeni bir profesyonel ekip sağlayacak. Onu söyleyecektim. Şimdi sadece İstanbul'da için profesyonel bir kadro ihdas edersen İstanbul'da tabii. Bazen haftada 3 gün, kışın 2 gün yarış oluyor. Yani 5 günü bu sefer o adamı başka bir yerde kullanma şansın yok. Kocaeli ile Bursa'yı da içeri alıyorsun. Doğru. Onu öyle şekilde kullanırsan alıyorsun. O zaman belki... İstanbul Kocaeli dediğin zaman zaten Süleyman Hanım 4 ya da 5'e denk geliyor zaten. O zaten tabii. Normal. Bursa İzmir yani. Dediğin zaman 4-5. Diğer 2 günde eğitim, hazırlık, çalışma falan olabilir. Olabilir tabii. Sayın Erkut Şahin selamlarını göndermiş Elazığ'dan. Yine İmparatorluk nokta tespiti demiş. Selam olsun buradan Şahin ailesine de. Ha, resmi verebilirim der sevgili yönetmenimiz. Evet. İki fotoğraf var. Diğerinde de kamera televizyonu göstermişlerdi. Selam olsun Bursa'ya. Tabii yarışlar da iyi geçti. Onur bugün Vektör'le güzel bir yarış kazandı. Vedat Sprint to Joy'la yarış kazandı. Can, Akın yine çok formda. Canik Rüsü ilk defa mı evet. İngiliz atı koşuyor? Yok ilk defa koşmuyor İngiliz atı. Üzerlerinde koşmuş İngiliz atları vardı. Hani kendilerinin miydi bilmiyorum ama hani İngiliz atı koşmuşluğu vardı. Aklıma geldi bir ikisi. İyi bir İngiliz atı o zaman. Ama Vektör, evet. Vektör maşallah. Çok gösterişli bir şekilde kazandı. Gözleri aydın olsun diyelim. Evet. Yarışı yorumlamamıştık. Kaldığımız yerden. Mesela Pastoral Senfoni ile ilgili de çok soru geldi. Ama benim istihbaratım sanıyorum Ekür'ün böyle bir taktik verdi. Yani beklemesi yönünde Joker'e böyle bir direktifi oldu. Sanırım Kamil abi böyle görelim istemiş. O da sprintini attı ama sanki sonlardaki gelişi biraz daha önde kalabilse daha iyi bir sonuç alabilir miydi acaba? Dedirtti Süleyman abi. Ya işte bazen taktikler böyle değişebiliyor ama Rampage tabii çok güzel koşuyor son zamanlarda. Bu yarışı da Hişman'ın tabii katkısı var Batum bu yarışta kazanmasında. Verelim şimdi. Tabii makinede kalmasa çok kolay bir şekilde. Kazanacakmış artistmen yani. Ama burada bakın ısrar ettiği ne güzel kamçısını çevirdi, kullanıyor. Yalnız şimdi bak burada lüzumsuz bir kamçısını
sola almadan boşa elini kaldırıyor böyle. Bunu, yani geçen de buna söyledim. Bak bir daha kaldırdı. Boşa kaldırıyorsun elini. At görmüyor. Sen elin... Yani sanki selamla... çekmeye çalışıyor da çekilmiyor. Selamlar gibi. Çıkmıyor gibi oluyor ya, değil yani. Yani işte bu... Öyle bir trik edilmiş. Birinden yani öğrenmiş. Evet. Söylüyordu. Kimle o öğretti bana falan diye bir eski bir jockey arkadaş öğretmiş. Böyle yapacaksın falan. Oradan kalıyor. Neyse tek kusuru olsun. Yani kalıyor. Kalmaması evet, daha iyi tabii olacak. Ki, tabii yani. Ki. Yani inşallah tabii ki. Kutlayalım. Evet. Çok güzel bir şey. Ben hani artist bana çok yazık olmuş tabii. Ama evet. Pastoral Senfoni'nin yarışı yani çok yanlış bir yarış koştu. Yanlış bir şekilde koştu at. Yani çok belki, iyi geldi son belki dakika. Taktik öyle olabilir ama mesela Gökhan'ın da hatası var bence. Çünkü senin 50 metre arkanda kalmış bir at doldurmuş gelmiş. Aynen. Yerini almış. Çünkü gel abi 800'e geri gel. Yani yarışta tempo yok. Şimdi orada öyle taktik olsa bile Gökhan gibi bir jokeyin birinci sınıf bir jokeyin %100 orada bir şey alması lazım. Yani Arslan arkadan doldurdu geldi 50 metreyi kapattı. Çünkü yarış 40'la geçildi. Yani ilk 600 metresi. Evet, sıfır tempo var. Artık gidiyor atlar yani artık orada daha erkenden yürütüp bir yere gelmesi lazım atın. At çünkü hani sentetik iyi yapmıyor gibi bir durum yok. Öyle olsa sonunda da gelemez at. Ama geldi at. Ama rakipler kaçtı gitti elinden kurtuldu. Bence yani bu yarışta iyi binmedi Gökhan. Bu atın gelmesinin... Bu atlar bir daha bu yarışta bu pistte koşsunlar. Bu tam bir tempo atı. Hiç bundan hiçbir zaman için beklemeyeceksin. Tabii şey yarış kazandı yarışta iki... Tabii. Virajı iki döndü yani at. Evet. Bu yarışta bu şekilde bu tempoda bu kadar arkada kalması bence hiç doğru değil yani. Geçmiş olsun diyelim. Evet. Kazanalım ekibinin. Tebrik ederim. Kazanalım da kutlayalım. Evet. Rampage istikrarlı bir şekilde gidiyor son yarışlarında. Kazanmaya da devam ediyor. Şimdi tartışmalı koşulara geleceğiz. Bir protesto vardı. Protesto reddedildi ve Kadir Tokaçoğlu önce savunmasını vermek için süre almıştı. Daha sonra savunmasını verdi ve 7 günlük bir ceza ile bu yarıştan çıktı. Şartlı bir mücadeleydi. Orta kulvarda beyaz ağırlı formasıyla takip ettiğimiz safkanda Kadir vardı. Dışarıda Kahraman Ekürüsü'nün tayı da Ayhan Kurşun idaresindeydi bu yarışta. Şimdi haftalardır Bursa Komiserler Kurulu 500 lira veriyordu. Doğru. Yermiyordu. Bana göre Bursa Komiserler Kurulu bu hafta dedi ki at göstermeye cezayı veririm dedi ve verdi. Bundan sonra yapın da göreyim dedi. Doğrusunu yaptı. Yerinde bir ceza. Bundan sonra kimse de bunu yapmayacağını tahmin ediyorum. Ne kadar ceza çıktı bu yarışta? 7 gün. At gösterme yok. Zaten yeni çıkacak şeyde tüzükte at gösterme yok. Güzel. Ya başladıkları yer, bitirdikleri yer şartlı yani. Mücadele. Abi devamlı aynı şeyler. Bunu, devamlı tabii. Aynı şeyler. Ha böyle yani istismar ediliyor yani. Bunu şart bir diye sığınamazsın. Atların ikisi de bunlar... usta at gibi koşuyorlar. Aynen. Geçmiş olsun diyelim. Evet. Şimdi Ali Kaçmaz'ın İstanbul'da 5 gün ceza aldığı görüntülere bir gidelim. Oskuro isimli safkandaydı Ali. Ve düzlük üzerinde Kaynarca'ya teması sonrası 5 günlük bir ceza aldı. İstanbul Komiserler Kurulu'ndan hemen ekranlara da geldi koşu. 7 Ekim günü İstanbul'da günün 5. koşusu var. Atorda biraz sanki kaydı da pistten gibi ya. Ben de önündeki safkanın da hamlesinden biraz, sonra biraz gitti gibi. Olabilir. Bir, mesela bakalım burada içeride Çakıroğlu forması. Öyle bir niyeti yok yani ama. Yalnız şurada, kaçtı. Yalnız burada bir olay var. Ali Kaçmaz'ın kamçısı nerede? Solda. Nereden kullanıyor? Soldan. Ali Kaçmaz mı kaçıyor, at mı kaçıyor? Aynı gel, şey, ver. Şey söylüyorsun. Durdurma, ver. Gördün mü? Yani... 5 gün mü vermiş? 5 gün. Komiser onu iyi süzmüş yani. 7'yi vermemiş, 5'e indirmiş. 3 de verebilirdi. Çünkü 5 bile tartışmalı bak, bence yani. Yani çünkü kamçısı sol elinde. Hiçbir kötü yani. Yani art niyet yok. Yok. Art niyet yok. Bence tamamen attan kaynaklanan bak, bir şey oldu. Evet, attan kaynaklanan. Zemin de biraz şey. Çok tutunamıyor, her at tutunamıyor yani. Ha tabii ki temas etti. Haklı ama. Evet.
Bu arada kazanan sensiz bana da 5 biraz fazla geldi yani. Kutlayalım. Çok gösterişli bir şekilde sonlarını evet. geçti. O da Akın Sözeli dersinde kazandı. Şimdi bir diğer cezaya gideceğiz. Hışman Çizik'in 3 gün ceza aldığı yarışa gideceğiz. Bursa'dayız. Yine 5 Ekim'e döneceğiz. Evet. 8 numaralı kulvardan çıkış yapan Abjar Kız'daki Hışman Çizik hamlesi 3 gün ceza olarak daha Bursa'dan şimdi döndü. Biraz sonra gelecek. Bak şimdi evet. gelecek. Atlar toz olacak ona. Of. 3 gün mü vermiş? 3 gün. Yerinde bir ceza vermiş. Bana göre az vermiş. Daha caydırıcı. Düz çıkacak herkes. Düz çıkacak. Ondan sonra herkes kendi yerini alacak. Yani arkadaşlar, Bursa Komiserler Kurulu artık ben acımam diye haberiniz olsun. Oraya gittiniz mi doğru binin. Öyle diyor, görünüyor yani. Bu ceza yani sonrası... Acımam derken ben kuralları uygularım diyor artık diyor. Tabii. Yani müsamaha yok diyor. Böyle ki bu tarz yarışları çok gördük. Gün cezası çıkmadan da tamamladı. Canım oradan çıkışta neler tabii, gördük. Tabii. Burada programda anlattık. Şimdi çok enteresan bir görüntüye gideceğiz. Türkiye'de olsa ne olurdu diye soracağım. Linfield'de yapılan yarışta ekranlara enteresan bir görüntü takıldı. Safkan'ın nalı ile ilgili bir problem olmuş olmalı ki jokeyi nalı kendi inisiyatifiyle ve kendi hamleleriyle atıp ön sol kolundan aldı. Epey de uğraştı oradan çıkartmak için. Ve bariyer kenarına getirecek. Buraları hızlandırabiliriz sevgili Hamza. Yurt dışı yarış içinde sen beni uyar lütfen ne kadar kaldığını. Ve nalı uğraşıp aldı. Kenara bariyerin üzerine bırakacak birazdan. 9 numaralı Safkan. Bizim müşterik bahis oyunumuz açısından günün birinci koşusuydu bu yarış. Ve bıraktı bariyerin üzerine nalı. Atın üzerine çıktı. Birazdan onu vereceğiz ama yurt dışında yarış zamanı. 5. ayağa koşalım. Dönüşte bu görüntüler üzerine analizlerini isteyelim değerli büyüklerimizin. Sevgili yarışseverler, Belmont Park'ta günün 6. koşusuna katılacak 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları baksaki yerlerini almayı sürdürüyorlar. 5 numaralı Morning Breeze baksaki yerini aldı. 8 numaralı Ink Splots kaldı baksın gerisinde. 3, 6 ve 7 numaralı Safkanlar koşuda start almıyorlar. Ink Splots da starting baksaki yerini alıyor ve 6. koşuya katılacak atlar start hakemi emrine girdiler. Bu arada bir Safkan ön kapaklara vurdu kaçtı. 8 numaralı Ink Splots. Şu anda jokeyi Louis Saez kontrol altına almaya çalışıyor. Ink Splots'u. Diğer 4 Safkan box'ın içinde Ink Splots'u şu anda göremiyoruz. Kontrol altına alınıp alınmadığıyla ilgili Louis Saez 50 metre kadar gittikten sonra kontrol altına almaya çalışıyordu Safkan'ını ama buradan onu görebilmemiz mümkün değil. Şu anda starting box'ta 4 Safkan var. Brush Country, Bingster, Clench ve Morning Breeze. 3, 6 ve 7 numaralı Safkanlar koşuda start almayacaklar. 8 numaralı Ink Splots. Evet, yeniden box'ın gerisine getirildi. Şimdi kulvarına yöneliyor Louis Saez'le ve Ink Splots'ta starting box'taki yerini alan sonuncu at oluyor. Start verildi ve günün 6. koşusu başladı. 1 numaralı Brush Country bir boy geç çıktı. 4 numaralı Clench çok iyi bir start çıkışıyla koşuyu force ediyor. En dış kulvardan 8 numaralı Ink Splots geldi onu yakaladı ve yakaladığı gibi ondan koşunun liderliğini alıyor şimdi. 1000 metre start yerini 8 numaralı Ink Splots 1,5 boy farkla lider olarak geçiyor. 4 numaralı Clench dışında 5 numaralı Morning Breeze yer alıyorlar. 4 boy gerilerinde iç kulvarda 2 numaralı Bingster dışında 1 numaralı Brush Country. Son 600 metreye 2 boy farkla 8 numaralı Ink Splots önde geliyor. 5 numaralı Morning Breeze'in önünde. Morning Breeze temposunu arttırdı geldi. Şimdi gerilerden 2 numaralı Bingster'ın da atağını görürüm ve son 600 metre geçiliyor. 5 numaralı Morning Breeze geliyor. Şimdi koşunun liderliğini alıyor gerilerden. 4 numaralı Clench ve 2 numaralı Bingster da şimdi atak yapıyorlar. 5 numaralı Morning Breeze'in jockey Kendrick Carmouche arkayı kontrol etti döndü ve son 400'de bir boy fark yaptı. 2 numaralı Bingster ve 4 numaralı Clench de şimdi geldiler ve sprint'e kalkıyorlar. Önde kaçan 5 numaralı Morning Breeze'i yakalıyorlar. İlk yakalayan 4 numaralı Clench oluyor. Clench hakim
buluyor. 5 numaralı Morning Breeze'i sıyırıyor, ekarte ediyor ve son 100 metrede bir at boyu kadar 4 numaralı Clench önde farkı 3 boya kadar çıkartıyor. Clench Oze Lescano'yla 4 boy önde potayı 4 numaralı Clench buluyor. 5 numaralı Morning Breeze ikinci, 2 numaralı Binkster üçüncü, 1 numaralı Brush Country dördüncü oldu sevgili yarışseverler. Günün 6. koşusunu 4 numaralı Clench Oze Lescano'yla kazandı. Gayri resmi olarak 4 numaralı Safkan'ın galibiyetiyle 5. aya tamamladık. Linkfield'da hafta içi yapılan ve ekrana yansıyan yarışın o enteresan görüntüsünü konuşuyorduk. 9 numaralı Safkan koşuyor, nal alındıktan sonra ve kazanıyor. Süleyman abi, bu duruma nasıl bir yorum getirebiliriz? Jockey'e iniyor, nalı çekiyor, alıyor. Şimdi tabii fark etmiş. Bu gayet normal. Esasında... İşte orada da atlanıyor. Orada bir nalbant olması lazım. Tabii, onu söyleyecektim şimdi ben de. Ya orada yani bir nalbant yok. Nalbant yok. Mesela bizim nalbant tahmin ediyorum artık hep şeyde. Tabii. Hatta yalnız ne kadar usta, hiç kımıldamadı ya. Ya tabii ki. Enteresan. Eğitim meselesi. Şimdi orada bir detay şu var. Biz şimdi hatırlıyorum, öbür ayağını görmüyoruz. Var mı yok mu? Öbür ayağındaki nal çıktı da. Şartları mı işledi? Tek nalla kalmasın diye tabii. Çünkü birinde var birinde yok. Yani o şekilde at. Sıkıntı yaşar yani. Evet. Bence büyük ihtimalle diğer nalı düşürdü. Onu arayıp bulup büyük bir ihtimalle yapmak yerine diğerini de kendisi çıkartmak zorunda kaldı ama nalbantın olmaması çok enteresan. Şimdi Türkiye'de olsaydı bu topa koymuştuk biz şimdi. Kulübü komiserleri yerle eksan etmiştik. Bir o yerle bir kural eksan var. Etmiştik ya, bir şey daha ekleyeyim abi. Ekle. Grup bir yarış koşuluyor. Atlar karışıyor. Ne diyeceksin? Dünyanın evet. En ünlü. Onaya hiç girme. Evet. Biz de oyun oynattık ona burada. Evet, oyun oynattık. Aidan O'Brien yani. Ya Aidan O'Brien yapıyor ya. Atları yanlış vurdular yerleri. Yanlış koştular. Yani Aidan O'Brien hatası değil mi? Oraya gönderdiği ekibin hatası. Tabii. Asistan antrenörü. Biz Almanya'da mesela gidiyorduk. Antrenör diyelim ki gelmiyor. Mesela Mustafa ile çalışıyorduk. Mustafa Kurdu'yla Barış'ın amcasından. Mesela Mustafa gidiyordu. Hı. Mesela İfe Saim'e, işte Köln'e, orada burada o vuracak eğeri. Ahır'ın gönderdiği, antrenörün gönderdiği, bunlara Fite Meister diyorlar Almanca'da. Evet. Ondan sonra işte antrenör yardımcısı. Asistan antrenör. Asistan antrenör. Yardımcı antrenör. Asistan antrenör uyanık olacak yani. Sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Çok enteresan. Ya bunlar tabii bir de oraların şeyleri yani. Şimdi doğru kelimeyi bulamadım da. Öyle bir sahibi yani bunlar. Ark günü de biliyorsun, yok yemde bilmem ne oldu filan bir şeyler. Öyle bir antrenörün yanındaki ekip nasıl yani, böyle bir hata yapar? Türkiye'de böyle bir şey yanmıştı. Eğerlemeden Padoğa gelirken biliyorsunuz bir kere oldu Kocaeli Kartepe'de. Yani hemen eğerlemeden daha Padoğa gelirken yakalandı. Yani yanlış olmuş beyler diye. Ekürler yanlış eğerler gelmiş diye. Adam grup koştu. Benim gençliğimde de yani başka atları koştuğu oldu tabii ama yakalandılar hepsi tabii. Şimdi tabii burada şu detay var. Yakalanmayan da var. Ya o da var. Süleyman abi. İmparator her şeyi söyler. Bizlere gizli saklı bir şey yok. Ön atlar ön nalları olmadan koşabiliyor kural olarak. Arka nalları olmadan güzel. Koşamıyor. Dolayısıyla onu da hani bir detay olarak söyleyelim yarısı. Yalnız biliyorsun Türkiye'de arka nalı benim bildiğim tek Özdemir Bey Çakmaz'dı rahmetli. Ta ki yarışın koşacağı bir hafta kala çakardı iki yaşlı tayların arka nallarını. Hiç çakmazdı. Şu anda görüyorum dört ayağı nalsız çalışan taylar var. Bazı ekipler nalsız çalışıyorlar. Vay be. Öyle iş yapıyorlar. Öyle de var yani. Ama Özdemir Bey
kesin iki yaşta ancak koşacağı hafta yarış sprinti, son sprintinde çakıyordu. Vay vay vay. Şimdi bir kaza görüntüsü gelecek ekranlara. Gökhan Gökçe savunmasını verecek. Fırat Arslan düştü ki Fırat Arslan haftanın flash apprentice'iydi. Haftanın apprentice'iydi. Elika'da burada ünlü ekürüsünün forması yeşil beyaz. Ortadaki at değil mi Gökhan Gökçe? Beyaz forma. Beyaz formalı. Yeşil kapalı gözlüklü. Evet Gökhan Gökçe o. Hiçbir hatası yok. Hiçbir. En ufak bir kusuru yok. Çünkü ondan kaçan at yok ki arkasında. Şurada hafif içeri geliyor diye herhalde düşündüler. Ama bakın ondan, şurada bir gelme oluyor ya hafif. Ondan kaçan bir at yok. Bak o kendini ayarlayamıyor, takılıyor, düşüyor. Ona çok jockey, yakın gidiyor zaten. Tabii ona yani jockey yakın. Kendisi ayarlayacak. Ayarlayacak. Yani. Onun önüne gelen yok ki. O hala orada tutayım mı tutmayayım mı, takacağım takmayacağım da tak taktı düştü. Şeyin bir kabahati yok yani. Gökçe'nin. Gökçe'nin. Fırat'a geçmiş olsun. Geçmiş çünkü olsun. Harika geçmiş bir hafta tabii. Geçirdi bu evet, hafta. Çok, evet. Çok iyi bir birincilik. Muazzam güzel yarışlar kazandı. Hakikaten çok kabiliyetli bir kardeşimiz. Şey, çok şükür. Aman güzel. At sırtında bugün de bindi. Herhangi bir problem yok. Çok da yok. Kabiliyetli bir kardeşimiz. İnşallah daha da iyi olacak. Kısa sürede jockey evet. Olabilecek potansiyeli var. Kumaşı var işte. İmparatorun söylediği şey var. Ha, güzel. Kumaşı var adamın. Şimdi Elazığ'a gideceğiz. Orada da bir start kumaşı var da terzinin iyi olması lazım. Elazığ start çıkışına gidelim. İki ihtar birden var. 5 ve 9 numaralı kulvarlar ihtar alıyor. Bir binici kardeşim. Önce 9'a bakalım. Önce 9'a bakalım. 9 çıktı. 9'un hiçbir şey yaptığı yok 9'un. 9 temiz yani. Bizde bende temiz 9'da hiçbir şey yok. Ama 5 çıkıyor. 4 boş bakın. 5'ten çıkarken. 4 boş. Gidiyor. Çarpıyor. O da gidiyor öbürünün ayağına takılıyor, düşüyor. Evet. Orada tamam ama 9... İsmail Çizik 5'e biniyor. 5 starttan çıkarabiliyor. Evet. Kırdemiroğlu. Geçmiş olsun. Şimdi nostalji görüntülerimizi verelim. Önce Bursa Hipodromu'nun bir açılışını, açılış gününü görelim. Kimler var, kimler yok, neler yansımış. Atan abi biz yayına girmeden şöyle bir göz attık. Süleyman abi isimlerin birçoğunu hatırladı tabii. Evet. Şimdi Sayın bu Orhan başta, Doğa Soy eski başkanlarımızın. Cemal Tekelioğlu veteriner. Saadettin Tükan. Muzaffer Bozok. Rahmetli Atatürk'ün yaveri Salih Bozok'un. Oğlu Muzaffer abi bizim de abimiz. Nur içinde yatsın. Ya bu biletleri bilir misin sen Enver'cim? Maalesef abi. İşte bunlar koparma bileti. Biz hep teknolojinin olduğu dönemede geldik. Ben orada çıkabilirim ha her an. Bursa'nın açılışında var mıydı abi? Tabii ben. Aa. İstanbul'dan giderdik biz açılışa. Kulüp personeliydim ben o zaman. Ha. Bursa'nın açılışına biz giderdik. Tribünlere bak. Bütün yani şey bilet satan ekip. Bütün hepsi İstanbul'dan giderdi. Ve Bursa'nın hipodromunun resmi açılış günü. Tribünler tıklım tıklım diyebiliriz. Jockey odası. Dede Mutlu. Dede Mutlu. Ay maşallah. Hüseyin Yıldırım. Aa. Öbürü. Naim Gül. Naim Gül. Gökhan Gül bak orada Gökhan oturuyor Gökhan daha. Gökhan Gül alt köşede. Vay 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 vay. Hemen arkada Bahri Konuk. Bence bu kabul etmediler. Sedat Rasim Özelke. Abi. Rasim. Hangi evet. Sedat Özelke? Bu Sedat Özelke diyorum ben. Hayır ya yok. Kim yok, o zaman değil bu? Değil ya değil. Çok benziyor ben benziyorum. Abi siz Kazım Bilge dediniz ama. Pardon. Değil değil Kazım abi. Bence Sedat Özelke bu. Değil değil ya. Ha? Değil abi. 9 numaradan mı bahsediyorsun? Hayır hayır 9 numara Naim abi. Ha, o, hayır ben bak, de onu soruyorum. Bu sarılı, tamam, bıyıklı. Sarılı değil abi. Kim Sedat o zaman? Abi değil imkan yok ya. Bursa'dan mutlaka katkı gelir evet. Onun için bize seyredenler mutlaka yazar. Tanıyamadık kusura bakmasın. 1988 Rasim var. Abi. Rasim arkada Tekin. İbrahim Çak var. İbrahim abi. Ne baksana İbrahim abi sağdaki beyazlı. Evet İbrahim abi de taylık dönemi diyebiliriz.
Allah. Bebeğe bak bebeğe. Bebek. Gökhan abi bunu formatta kullanmalısın. Gökhan orada 12 yaşlarında. Bunu Gökhan görmemiştir belki de ya. Görmemiştir. Vallahi 12-13 yaşlarında Gökhan. Gökhan Gül. Vay. Yani orada... Kim nerede sonra? 13 bile zor. Ekranların canavar yorumcusu olacağını. Bursa İpodromu'nun ya, bu ilk günü. Ay maşallah. Faruk şimdi... abinin, rahmetli Faruk abinin, Faruk Zirenk'in Toroman diye bir atı vardı. Bu atların girdiği bir kapı var. Tam o kapıya geldiğinde at sen kapıyı gör bir kaç şeye çıktı. Şehirler arası yola çıktı. Eyvah. Minibüs önünde. İzmir otobanı. Toroman arkada. Minibüs önünde Toroman. Faruk abi dedim ne oldu dedim. Vallahi dedi atta bir şey yok. Minibüste iki yaralı var hastaneye gitti dedi. Yani bu arada şey... katkı geliyor. Sedat Özölk ederler. Bunun için ne yapsın? Ya. Yapmayın ya. Vallahi Sedat abi mi o ya? Sedat Özölk ederler abi. Ben vallahi ya tanıyamadım ya. Süleyman abi kim gönderen kim? Fikret Demir. Yani. Fikret olabilir. Sevgili Ömer de Sedat Özölk diye teyit etti. Vallahi ben yine de Sedat abi kendi söylerse ancak inanacağım. Bari o var, kadar mini görüntü yok mu başka? Var devamlı var. Hamza ver biraz daha ya. Vay ya Sedat abiye bak inanamazsın. Gerçekten inanılır gibi. Evet. Vay. Ali Malatya... Buraları hızlandıralım o jokeylerin gelişini görelim sevgili Hamza. Ali Malatyalı var. Jokeylerin gelişinde daha birçok isim göreceğiz herhalde padokta da. Evet. İsmet Tufanlı bu. Aa İsmet abi. Bence. Tarihi de Yunus bilerek mi seçti? 23 Haziran 1988 Süleyman abinin 39. yaş günü. Evet. Ali Rıza Yıldız. Ali Rıza Yıldız. Altınbaş. Evet. Tipo. Tipo. Tribünler tıklım tıklım yalnız. Hakikaten ya. Şey diyeyim ya. Allah'ım ya. Söylesene dayı. Antrenör dostumuzu. Erdal Taşıma mı? Yok, devam et. Taşımacı. Evet ya Taşıma. Allah Allah. Beynimiz duruyor ya bazen. Hadi biz yaşlandık. Vallahi bende de durdu ya. Vallahi durdu ya. Hemen bulmaya çalışalım. Sedat abiymiş, Sedat Özölke'ymiş ya. İnanılır gibi. Tuncay abi de mesaj atmış ya. Herkes yazıyor. Ruhi Rüzik ya, Ruhi Rüzik. Ruhi abi ya. Abi beynimiz durdu, hakikaten durdu Halil ya. Halil Kılıç. Ruhi Rüzik. Rahmetli Halil Kılıç. Tekin Kolcuoğlu. Tekin Kolcuoğlu. Ruhi Rüzik diye geldi evet ya. Yo, mesajlar. Beyin duruyor ya. Emir Kavçin de attı şimdi. Şenol gönderdi, sağ olun. Vay. Ya çok güzel görüntüler. Bunlardan istiyoruz ya. Bize bunlardan... Vallahi nostalji yapalım ya. Sevgili Yunus bize bunlarla gel. Yunus bunlarla gel gözünü seveyim ya. Yunus bunları geldi bugün buldu. Ya vallahi helal olsun ya. Şey. Erdal abi mi? Erdal Çeşme. Evet, Erdal tamam, abi değil mi? Şimdi oldu. Evet. İkinci nostaljiye de geçelim o zaman. Bursa'dan bir kupa görüntüsüne geçelim. Bir tek Sedat abiyi bilemedim valla. Biniş stilinden ben birçok yeri sever tanır diyorum. Bal bu binişle hiç kimse tanımaz. Onu geçeceksin. Öndekini mi? Öndekini. Onu geçeceksin. Bu binişten hiç kimse tanımaz. Aa, tamam. Bütün sırrı bozdun abi soracaktık. Bursa Belediye Başkanlığı koçusu. Bursa'nın büyük şehir olmasına da katkısı olan beyefendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı dönemin efsanelerindenmiş kendisi. Öyle bir bilgi paylaşımı yapabilirim. Ve Halis Karataş'ın jokey olarak kazandığı ilk kupa. Bursa'daki ilk resmi birinciliği. Aydın evet. Abiye bak. Aynen öyle. Namı diğer Sakal Aydın. Sebahat abi de burada. Abi şu ufak çocuk Halis Karataş mı? Halis Karataş. Onu hadi soracaktık canım. Ama bütün sırrı bozdun abi. Hadi canım. Hadi canım. 1900 ses varsa alalım duyuluyorsa. Bayağı bir rüzgar var. İlerisi çok parlak görünen binicimize gelir. Babamla böyle
denedim alabilir miyim? Nur içinde yatsın Sayın Orhan Doğu Özsoy diyor ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Geleceği çok parlak jokeyimizin diyor. Öyle mi? Sene 89. E tabi tecrübeli insan. Abi. Muazzam. Bugün de biz sevgili Ömer Kulakları Çalış'ın telefonda Süleyman abi siz Aprant Eğitim Merkezi'nde sadece mekanik atabilmiş bir kardeşimize geçen dönemden yani sizin öğrencilerinizden bu çocuk olacak diyorsunuz. Sonra tabi kendi bağlı bulunduğunuz ekürden disiplin sebebiyle belki uzaklaştırıyorsunuz ama sevgili Ömer'le konuşuyoruz. Yani sadece mekanik atın üzerinde durmuş bir çocuğun yeteneği ki şu anda ortalığı kasıp kavuruyor bence aprantlar arasında. Muhammed Mirbilgin. Yani meleke böyle tabii bir şey. Yani baktığı zaman bir duruştan performansına şimdi, yönelik bir ne oluyor, öngörüde bulunuyorsunuz. Ya, iki kişi geldi aprant okuluna. Kapıda beni tanımıyorlar. Buyurun dedim falan. Ya dediler geldik burada dediler. İşte bizim bir akrabamız var falan. Ne yapacaksın ismi ne dedim falan. Ahmet dediler. Nasıl falan dediler bana. Çok iyi çok iyi olacak dedim. Siz kimsiniz dedi adam bana. Ben bizim Süleyman Arttı dedim. Ben yürüdüm herif arkamdan gördün mü diyor hoca işte buymuş diyor falan. Ya. Yani ben onun orada içgüdüsel olarak iyi jockey olacağını söylüyorum yani. Öyle bir şey yok yani. İçgüdüsel. Çünkü yanıma almışım. Biliyorum olacağını yani. Ben onu aldığım zaman bir de orada çok zorluklar çekmiş. Köye geri gitmek istemiş. Ağlıyormuş falan. Eyvah böyle eyvah. Durumlar var yani. Ama şu anda gerçekten ritmini bulan güzel hikayeler var. Biliyorum. Çok. Hızlıca haftanın ellerini, haftanın ve yılın jockey performanslarını görelim. Flashing Girl İngiliz atı, Baba İsmail Arap atıydı haftanın. Sayın Yakup Elgaç, haftanın at sahibini Sayın Ersan Üldes, haftanın yetiştiricisiydi Sayın Emin Tokçalar. Haftanın antrenörüydü Hışman Çizik, haftanın jokeydi ve Fırat Arslan, haftanın aprantisiydi. Tablolarımızı görelim jokeylerle ilgili. Haftalık jokey performanslarında aprantiler olmadığı için Fırat Arslan yok. 7 birincilik yapmıştı. Hatta sevgili Ömer paylaştı. Geçen hafta aprantiler 37 birincilik. Bu hafta 40 birincilik. Muazzam gidiyor pratikler. Gökhan Kocakaya 36 at bindi ve 7'siyle kazandı. Biri grup, ikisi kısa vadeli. Bir şey söyleyeyim. Süleyman abi bir katkı yapacak. Çok şikayetçi oluyordu jokeyler biliyorsun. Hı-hı. Biz bu kilo durumundan doğru. İşte onlar biniyordu. Şu anda kilo yok. Handikapta 3 kilo biniyorlar. Doğru. Neden durum böyle? Sebep? Herhalde apranti okulu. Şu anda apranti 3 kilo da binse... Tabii, biniyor. İyi biniyor. İyi biniyor. Tamam. İyi bindiği için tercih ediliyor. O zaman jokeylere şikayet ettiler. İşte onlar biniyor 5 kilo, biz binemiyoruz. Şu anda daha çok kazanıyorlar. Aprantiler. Ya o zaman da onunla çok ilgili olmadığını söylemiştik. Şimdi de söylüyoruz. Yani. Ki kaldı ki handikapta 3 kilo düşüyor. Yani handikapta 4 kilo düşmesi lazım. Handikapta 3 kilo düşüyor. Esas jokey... Apranti handikapta lazım. Tabii. Evet. Hışman Çizik için sıra dışı bir haftaydı diyebiliriz. 16 at bindi, 6'sıyla kazandı ve bu 6 galibiyetin ikisi grup, 3 kısa vade. Muazzam bir haftayı geride bıraktı. Necmi Altın 24 at bindi, 6 kez kazandı, 1 kısa vadeydi. Mustafa Çiçek askerden çok hızlı bir şekilde döndü. 24 at bindi, 5 ile de kazandı. %21 %'yi yakaladı. Akın Sözen haftalardır istikrarlı diyorduk. Bu hafta da öyle. 26 at bindi. 5 kez kazandı. 3'ü kısa vadeli bu 5 galibiyeti. Mehmet Akyavuz 14 at bindi. 4'ü ile kazandı ki ikisi grup mücadeleydi. Bu 4 galibiyetin. Yıllık jokey performans tablosunda fark bir adım daha açıldı. Gökhan Kocakaya 165'e geldi. Hışman Çizik 127'ye geldi. Müslüm Çelik 113. Özcan Yıldırım 111. Ahmet Çelik 110. Ve Mehmet Kaya 107 galibiyette. Listenin tamamı yüzler barışını geçmiş oldu. Bir çok sıklıkla programa da gelmiş bir koşu var Süleyman abi. Mutlaka sizin yorumunuzu alayım öyle gidelim. Halef Katı'nın performansı soruluyordu. Bursa'da bir maiden mücadelede. İzledim ben koşuyu biliyorum.
hani performansında... Kırmızı. Evet, kırmızı kapalı ardını. Gözlüklü. Çeke çeke isimli Safkan. Evet. Dışında şimdi Ahmet bu alacak gibi. Kampçısını kullanacak. Hop. Bir tane daha. Geldi, hakim oldu. Kaybettim dedi. Erken enseye bastı. Herhangi bir art niyet yok ama yaptığı yanlış. Evet. Tabii ki. Ama seyircilerin düşündüğü görüntü gibi... Görüntü güzel değil. Görüntü mi? Güzel değil. Yoksa kazanmak için bak burada niye kamçısını kullansın? Tamam. Bak şimdi bir tane daha. Evet. Denedi. Burada öbürü geldi, hakim oldu. Nasıl olsa olabilir. Kaybettin diye erken enseye bastı. Sen aynı geçene kadar it kardeşim. O da çirkin bir görüntü oldu. Aynı geçene kadar it. İnsanların kafası karışmasın yani. İşte. Kafası karışıyor abi insanların haklı olarak. Karışıyor. Buna da komiserler kurulu ciddi uygulamalar yapacak. Tamam. Şimdi bu çirkin bir görüntü. Yap buna ciddi bir uygulama. Bir daha basmasın enseye. Doğru. Ve bizim jokeylerimizin büyük çoğunluğunun kondisyon eksikliği var. Bugün Avrupa'yı, Amerika'yı, İngiltere'yi, her yeri, Fransa'yı seyrediyoruz. Jokeyler atın üstünde çok düzgün. Potayı geçene kadar itiyorlar. Hiç bozulmuyorlar. Hiç bozulmuyorlar. Bizim jokeyler atların üstünde bozuluyorlar. Onun için çok çalışmaları lazım. Çok çalışan her zaman kazanır. Ve nitekim de öyle oluyor. Ama çok kazanan da sıfır kondisyonsuz jokeyler var. İleride açıklayacağım. Sıfır kondisyon. Ama kazanıyor. İyi jokey. Şimdilik kazanıyor. Sıfatında. Şimdilik kazanıyor. Ama bir sene, iki sene sonra öyle olmayacak. Kazanamayacak. Atın üstüne dengesi yok. Bakıyorsun iyi jokey diye herkes tercih ediyor. Ama inan atın üstünde denge yok. Denge. Neden yok dengesi? Kondisyonsuzluğundan yok. Kondisyon çalışmıyor. Oturuyor mu, kalkıyor mu, ne yaptığını bilmiyor. Kısa vade galipleri Demir Perde'yi, Baldemar'ı, El Nino'yu, Deli Tahir'i, Arif Çoy'u ve Akyaka'yı sözlü olarak kutlamış olalım. At Yarışı Yazarları Derneği koşusuydu Baldemar Yarışı. Biraz May Milyoner de konuşuldu. Onu da verelim. Hem At Yarışı Yazarları Derneği olarak bizim de bir şeyler söylüyor. Bari biz kendi koşumuzu verelim. Sevgili Hamza'dan rica edelim. Valla Baldemar böyle beklediği zaman müthiş koşuyor yani. Hep numara alıyordu. Devamlı son dakikada bırakıyordu. Bayram var dedi. Serseri var dedi. Evet. Arkalarına yattı. Evet. Tabii bu yarışta da Bay Milyoner'i çıkartmadı şey. Hawking. Hawking tabii çok kolay olunca mecburen Gökhan içeriği tercih etti. Ben çıkamayacağım dedi. Baldemar da müthiş bir mücadele bırakmadı. Kazanmasını bildi. Tebrik ediyoruz. Bay Milyoner zaten bu sene 3. senesi galiba. 3 senedir at hakikaten harika koşuyor. Her yani, yarış her yarış oyunda hakikaten. Büyük koşuda yani açık koşuda kısa vadede her türlü her yarışta var. Çok iyi güzel performansı olan atlardan Türkiye'de bir tanesi. Atanlar var mıdır Bilal abi? Güzel bir yarış oldu. Hışman yine iyi bir performans sergiledi bence. Kolay bir yarış değildi yani. Buralarda mesela dışında rakibi çok kolay gidiyor. İçinde böyle bir arada marada kaldı at ama hiç bırakmadı. Çok güzel teşvik etti atını. At da bir yerden sonra cevap verdi. Güzel bir yarış kazandı. Tebrik ediyoruz. Bu hafta bak kaç tane yarış kazandı İngiliz atlarından. Bir sefer oturdu mu? Evet. Müthiş biniyor. Müthiş bir gerçekten. Ama böyle binecek işte. Kamçıyı da yani kamçı da çok burada da çok kamçı kullandığını söyleyemeyiz değil mi Süleyman abi? Burada da ilerleyecek. Ya işte seyredecek, bakacak. Çok bantlar var. Çok bantlar var. Önünde binen abileri var ya. Selim var, Alice var. Var. Tabii. Bakacak, izleyecek. Bunlar hep görerek en iyi öğrenirsin. Bakacaksın. Şu anda ağzınıza git sağlık. Geriye doğru. Ne yarışlar var? Tabii daha sezon... İnternetten izle yani. Öyle değil. İnternetten geriye doğru. 30 sene geriye ne yarışlar var? Öğreneceğin çok şey var yani. Jockey olarak herkesin. Genç kardeşlerimizin. 2,5 saate yaklaşıyoruz. 2 saati geçtik. O yüzden
Kapanışa doğru gideceğiz. Atan abi neler söylersin? Şimdi Şair'in tweetini gördüm de Maybo içerli bir şey yapmıyor falan diyorduk. Diğer ahiler yapıyor. O da bir grup bir yarışı az daha kazanıyormuş. güzel olurmuş galiba. O da programa yani. Yetişseydi. Çok güzel katkılar geldi. Soruların da bir kısmını cevapladık. İnşallah kalanını haftaya cevaplamaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar sohbet etmek nasip olsun. Ağzınıza sağlık. Süleyman abi. Valla güzel bir program oldun. Hiç anlamadım. Nostalji muhteşem. Yani. Nostalji zaten. Yunus'tan bir tane istiyoruz bunlardan. Tadı başkaydı gerçekten. Evet, iki saati aşkın süredir beraberiz. Katkılarınızı olabildiğince yayına taşımaya gayret ettik. Sürçülisan etsek affola. Bu yayını sizlere TJK TV Reis hazırladı. Başta yönetmenim ve kameraman arkadaşlarım olmak üzere KJ'de ve TRD Ses'te bulunan operatör arkadaşlarıma, diğer illerdeki TJK TV personellerine sonsuz teşekkürler. Tay TV yayını geniş kitleler açıyor buradan. Oradaki ekip arkadaşlarıma da selam ve saygılarımı ileteyim. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından iki saat daha açık sohbet yapabilmek nasip olsun. Hoşçakalın.